Migros Hemen'in sunduğu Eski açığa hoş geldiniz. Yine bir hafta içi Sinan Yılmaz, Kerem Övet'le beraber Galatasaray gündemini değerlendiriyor olacağız. İstanbul Sporu e, 6-0 yendiği Galatasaray'ın hazırlık maçını konuşacağız. Üstüne e, lige Ara verildikten sonra devam edeceğiz tekrar bayağı da Özledik Galatasaray'ı izlemeyi. Ee, o maçı konuşacağız, Kasımpaşa maçını konuşacağız. Ee, yan branşları yine konuşacağız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Arkadaşlara da söyleyelim tweet atsınlar. Aynen. Canlı Aynen. yayınımız Aynen. başladı. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Özledik Galatasaray'ı bir yandan. Gerçekten öyle. Yani bu sene gerçekten tam böyle... Gaza geliyoruz, küt Dünya Kupası arası gaza geliyoruz, evet. küt e, böyle bir uzun bir ara geliyor falan filan. Böyle e, gör şey, ağız tadıyla böyle takı takır izleyemedik Galatasaray'ı. Aynen, aynen, aynen öyle. Maalesef. Şimdi bir de e, yine Kasımpaşa'nın da maçında gaza gelecek, sonra milli ara falan gelecek yani. Evet. Vallahi şey. Sorma hakikaten. Bir de milli ara var. Bunlar hep şey ya Kadıköy e, deplasman galibiyetinin şeyleri, uzantıları. <laughs> Milli takıma bu arada Abdülkerim Bardakçı çağrılıyormuş. Evet. Yağız da haberini yaptı. Ee, güzel bir haber bu. Aynen. Yani şimdiye kadar yani şey Samet falan çağrıldı. Ee, Birçok oyuncu çağrıldı milli takıma. Abdülkerim'in çağrılmaması zaten gerçekten garipti. Milli takıma onu da gidiyor olması güzel. Şaka maka devre arası transferleriyle birlikte de B takımın gücü de çok arttı ya. A takımla B takım arasında bayağı bir e, şey yani Sezona başlarken şey diyorduk yani A takımı iyi de yedekler biraz sıkıntılı diyorduk ama Barış Alper'in form yakalaması işte Kazımcan'ın form yakalaması olsun Yunus'un tekrar toparlanması olsun Raşit vesaire hani bugün B takıma baktığın <laughs> zaman B takım da A takımla güçlü yani şu yok bu oynasın yerine dediğin zaman çok büyük stres yapmıyorsun. Tabii. Rekar'da ee... oynamadı 6-0 kazanıyorsun işte İstanbulspor tabii hazırlık maçı tamam İstanbulspor ama yani inanılmaz bir şey de fark etmiyor takımda gerçekten. Çok çok iyi yani. Herkes herkes çok iyi. Öyle. Tweet geldi bu arada. İyi iyi olmuş. Başlıyor, tweet atarız evet. şimdi. E, şey duyurumuzu yapalım bu arada. Mikros duyurumuzu. Migros duyurumuzu. Migros'u kullanarak e, benim de kullandığım e, uygulamalardan e, Mikrosu Migros'u uygulamasını indirerek çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabiliyorsunuz. Migros sanal markette e, farklı çeşitli ürünler sipariş edebilirsiniz. Migros hemen de ee, Migros güvencesiyle e, alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Migros yemekten de yemek siparişlerinizi verebilirsiniz diyelim. Geçelim yayınımıza. Evet geçelim yayına. Ee, bayağı bir ayrı kaldık altı ve bu anca işte hazırlık maçlarını izlemekle e, biraz hasreti dindirdik. Ama son ee, maç çok keyifliydi. Evet, yani evet son maç çok, çok keyifliydi. Güzel, Gol, çok golü atanıyla yani. oyuna gireniyle e, ya en keyif aldığım şey daha önce de bu bir hazırlık maçlarından sonra konuşmuştuk burada. Galatasaray'da şu an oyundan girenle çıkanın oyuna etkisi, oyun planına etkisi ve Okan Hoca'nın oynatmak istediği futbola etkisi çok 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 büyük olmuyor. Ama Erinç bunu Okan Hoca bayağı uğraşa uğraşa becerdi. Evet. Yani bütün hazırlık maçlarında kötü hangi takımı evet kötü sonuç almasına rağmen aynı şeylerde ısrar edip hep aynı oyun mantalitesini bütün oyuncular üzerinde ...uygulatmaya çalıştı. Altyapıdan oynattığı futbolculara bile aynı oyunu oynatmaya çalıştı. yani Aynen şey gibi. E, örneği şimdi birebir almasınlar. Sadece hani gidiş yolundan bahsediyorum. Hani Barcelona'nın küçük takımları da aynı oyunu oynayıp... ...oynayıp Hı -hı. gelir ya Hı -hı. A takıma. Hı -hı. O yüzden A takıma geldiğinde... ...A takımın oyununa çok hazır bir şekilde geldiği için... ...çok fazla altyapıdan oyuncu ekleme konusunda sıkıntı çekmezlerdi. Tabii tabii. Eskiden. Hı -hı. Yani şimdi, şimdi Ama şimdi doğru model diyorlarsa... bu zaten yani. Evet evet. Yani sanki bana... Okan Hoca da diyor ki benim A takımda oynatacağım oyun bu, artık bundan sonra altyapı oyuncuları da dahil, benim A takıma eklediğim altyapı oyuncuları da dahil bu oyunu oynamaya şimdiden alışsınlar. Ki sana bir ek gibi daha gibi. yapayım. Bence bak mesela geçen yayında çok konuştuğumuz ve birçok insanın da hak verdiği Oliveira'nın olmadığı, Oliveira'nın, Oliveira, Oliveira. 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 Evet, evet. pardon doğruyu derdim. Çünkü Sergio kendisi özellikle, açıklama yapmış tamam. evet. Oliveira'nın olmadığı zaman oyunun mesela çeşitliliğinin azalması ve orta sahada bir boşluk oluşmasını biz eleştirirken de o işte ikinci takımda oraya ekleyecek parçanın pek çıkmamasından bahsediyorduk. Hı -hı. Ve baktığınız zaman işte şu an takıma da tek aslında sıkıntı hani Oliveira'nın çıktığı zamanki Oliveira'nın Oliveira çık... Ya. <laughs> ya adam bütün sene... Ne demişti Raşit? Raşit'sa deyip duruyordu. Geldi benim Oliveira'ma tak. Ben düzelttim. Ben düzelttim artık. Raşit diyorum. Oliveira'nın olmayışındaki işte o takımın etkilenmesi meselesi de zaten mesela buradan aslında çıkıyor bence. Yani ikinci takım da aynı oyun oynamaya çalışıyor. Birinci takım da aynı oyun oynamaya çalışıyor. Bir tek işte o bir Oliveira farkı var orada. Oliveira. Neyse, Emre şey Bayram ne? yazmış chatten ben kapatayım <laughs> muhabbeti. <O nileri> <laughs> Süper chatten sağ olsun. Şansımıza Çıkalda Taylan varken her gün işkence gibi maç izledik. Zaniolo Icardi varken aylardır maç bekliyoruz. Çok doğru. Ee, ama 6-0'lık bir şey vardı. Ya bu 6-0'lık maçla şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biraz Alanya'da şey oldu. Ee, bir de Farioli'nin son maçıydı. Ee, biz zaten böyle geriden oyun kurmaya çalışan takımlara karşı ekstra rahat oynayabiliyoruz. Aynen. Yani bak mesela ilk yarıda da e, ilk milli arada da İstanbulspor'la bir hazırlık maçı yapmıştık. Yine Barış Alper gol atmıştı hatta. O hazırlık maçında da o maç 5-6 olabilirdi. Bir dünya gol kaçırmıştık. Icardi'nin de ilk gol attığı maç olması lazım İstanbulspor maçı. İstanbulspor'u da geriden oyun kurmaya çalışan bir takım. Hatta Fatih Tekke'nin yeni teknik direktörü yaç Fatih Tekke ama Fatih Tekken'in şey var. Geçmiş röportajları var. Ben geriden oyun kurdurmaya çalıştığım için kovulduğum bile oldu. Ben pozitif oyun oynatmak istiyorum diye. Bu maçta da geriden oyun kurmaya çalışırken hep rakip yarı alanda kazandığımız pozitif toplar sonucu golleri bulduk. Üçüncü gol öyleydi galiba. Birinci gol öyleydi falan. Böyle takımlara karşı zaten şeyiz. İyiyiz yani. Güçlü kasımız ön alan baskısı ya. Alanya İstanbul oynadık. iki tane bizim istediğimiz birine dört birine altı attık. Ee, hani doğal olarak zaten o konuda güçlüyüz ama bakıyorsun Yunus Akgün de mesela iyi performans sergiledi. Emin Bayram da iyi performans sergiledi. Yunus çok iyiydi ya. Ee, Yunus Bilas evet yani. evet evet. Yani ilk gol onun kazandığı top, pas arası yapıyor, içeriye oynuyor, mata kaçırıyor devamında domis de veriyor Ve çok Raşissa güzel pas verdi. veriyor yani evet, mata. Evet. İkinci golde sağ ayakla veriyor. Üçüncü golde de yine sağ ayakla o veriyor galiba. Ee, sağ ayakla da o pasları verebilmesi orada mesela ikinci gol set oyunu Hani orada da Yunus'un böyle bir katkısı da var. Hep oranımızca derdi. Hani Yunus'u ikinci yerde oynatmak zorunda kalabilirsin. Çünkü set oyunu biraz daha gerekecek. Rakipler kapanacak. Set oyunda da iyi Yunus. Keza Trabzonspor maçında yani e, ikinci ilk oyuna, girdi oyuna soktuğu Yunus oldu. Ve net fark etti. Penaltıyı aldı. Penaltıyı yaptı. alan oydu. Evet. Bu arada şey devre arası atmıştım o TİT'i. Ne demiştin? Yunus girmeli demiştim. Evet. Yunus'la Kerem'in hep pe sık penaltı alacağına dair bir yorum biz biz mi yapmıştık yoksa ben bir yerden mi duymuştum ya yani. Biz yapmışızdır. Sen Geçen yaz. <laughs> sen, <gülüyor> sen, 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 biz yapmışız Ben söylemişimdir de sen yine Hasan'la belki konuşmuşsun. Geçen, <laughs> şey <söyle> Hasan sana <laughs> öyle bir şey söylemiş. Yani. <laughs> Geçen yaz öyle bir şey ya birinden izledim duydum Tabii ya, de, ya da. Biz... abi falan söylemiştir. kesin <laughs> evet. <Ya> bizden hayatta çıkıyor. <laughs> sen Hasan'la konuşmuşsundur <laughs> ne bileyim. ya yani bu kadar kıskanç <laughs> gerek <laughs> <laughs> evet. Penaltıyı da aldı. Ee, Yunus demişken şeye geçelim ya. Hamullah haftanın bal gibi hareketi. Evet o yüzden geçelim. e, haftanın bal gibi hareketine biraz erken geçeceğiz. Çünkü hazır konusu geldi. Hamullah haftanın bal gibi hareketini görelim. Hamul bir Club'la haftanın bal gibi hareketi. Evet Hamullah haftanın bal gibi hareketi. Bu hafta Yunus Akgün. Ee, mükemmel bir performans sergiledi zaten son dönemlerde e, yukarı doğru yükselen bir grafiği var ivmesi var ve e, hoca da e, bu grafiği bu ivmeyi ödüllendirmeye başladı e, hep dediğimiz gibi yani hocanın en sevdiğimiz belki özelliklerinden biri de e, evet. forma adaletini çok e, dikkatli ve e, iyi dağıtması oluyor. Ve şunu söyleyeyim Erinç. Yani, bence Yunus çok ipin ucunda yürüdü. Yani sene başından beri biz, biz de Tabii. bile bir ara gerçekten çok eleştirdik burada. Yani Adana Demirspor falan filan diyordu. Sinan abi çıldırdı. Ya senin Adana Demirspor'da ne işin var? Işim Manyak yani, mısın bir adam falan diye. Şimdi ee, bakıyoruz. <laughs> Yunus gerçekten Galatasaray'ın bir parçası haline geldi. Ki ondan çok şey bekliyorduk. Sene başında da hani geçen sene gösterdiği performans. ...çok iyiydi. Evet. Yani bu sene geldiğinde... ...direkt o katkıyı vermesini bekledik... ...Adana Demir'deki belki. Orada biraz... ...çocuğa da haksızlık ettik belki de. Ee, ama zamanla Yunus... ...şu an kendini net bir şekilde gösterir... ...hale geldi. Ve belki de... E, ...ilk on bire dahi girme ihtimali... ...olabilir diye düşünüyorum. Yani Sinan orada sana şey soracağım şimdi... E, ...Mertens'in bir oynamama durumu var ya... ...yani daha belli değil sanırım... E, ...maç gününe kadar da bu çok belli... ...olacakmış gibi Tabii durmuyor. Gibi, evet. e, orada şimdi... Zaniolo'yu mu, Zaniolo'yu mu kullanır Okan Hoca yoksa Yunus'u mu kullanır? Buna birazdan geçelim. Çünkü Kasımpaşa maçı gerçekten şey olacak. Çünkü hani Zaniolo mu, Yunus mu, Raşis mi? Tamam. O, Kerem doğru doğru mi? Kasımpaşa maçında. Bayağı görüşürüz. bir, bayağı bir orada dediğin hani çok şey. E, ee, hani, bunları sayarken Şu... Mata'yı saymıyor olman da aslında bir noktada üzücü. Evet, yani üzücü. senin adına söylemiyorum. Mata adına üzücü yani. Evet. Ya benim adıma da ben, sonuçta ben de üzücü. Tabii mi? ki. <gülüyor> 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 Yok ya, Unuttun <laughs> anlamında değil yani. Hakikaten onu, o hak et onu hak ediyor diyemiyorsun yani. Bal gibi hareketi kapatırken esas bence bal gibi olan hareketi söyleyeyim. Yine Yunus'la ilgiliydi. O gün İstanbul saat 5'te oynamadan önce saat 12'de Florya'da U19 maçı vardı. U19 maçını ikinci yarısında baktım tellerin arkasında Yunus'la <laughs> Kerem şeyleri i̇zliyorlar. izliyor. Ee, çocukları izliyorlar. Kendi e, çıktıkları hani Yunus'un çıktığı yer ve bizim U19'a hani biraz altyapıya önem vermemiz bu tip oyuncuların hani gelip de onları izlemesi falan değerli. Bir ara Arda Turan izliyordu. Ee, o U19'a önem vermek lazım. Zaten seneye Kemerburgaz'a da taşınma durumu vesaire de var. Ve bildirim kadarıyla bu arada işte Kerem, Yunus vesaire bu e, altyapı topçularını yemeye falan çıkartıyorlarmış. Tabii tabii. O, biliyoruz zaten fotoğrafları hı. falan Aynen. da vardı. Kerem'in bu konuda bu kadar sorumluluk alması beni çok mutlu ediyor. Ya yani Yunus tabii ki sonuçta Galatasaray altyapısından yetişti Yunus ama Kerem sonuçta dışarıdan gelme bir profil. Doğru. Ama yine de buna rağmen genç oyunculara böyle abilik yapması, onları bu şekilde kendisine yukarı taşımaya çalışması. Kendisine yaşatılanı başkasına yaşatmıyor. yaşatmıyor. Ee, yani oluyor. o meşhur Başakşehir yani. serzenişinden sonra. Ee, o yüzden hani çok karakterli bir şey. Ee, böyle 19'dan kendi çıktığı yerden hem şeyleri izleyip ondan sonra akşam A takımına gidip böyle güzel asistler vesaire yapması gerçekten bal gibi bir hareketti. Evet, e, bu arada giyim sponsoru Samuel'a da teş teşekkürlerimizi iletelim. Hummel'ın B-Club adında içinde farklı ayrıcalıklar olduğu bir programı var. E, B-Club üyeleri ilk alışverişlerinde %15 indirim kazanırken her alışverişlerinde de %5 hani puan kazanıyor. Bu hani puanlarında her biri 1 TL'ye denk geliyor. Harcadıkça birikim yapıyorsunuz. Fırsat ve kampanyalardan da anında haberdar oluyorsunuz. Bu ayrıcalıklı kulübün parça bir parçası olmak için markanın web sitesi üzerinden B-Club sekmesine tıklamak ya da hamıl mağazalarındaki karikodu kodu kolayca okutmak yeterli oluyor. Ve... Bu arada üstündeki ha. çok güzel. Evet, Bunu ben giyecektim. Gelmiş. Ben kapmıştım önceden ama baktım çok büyük geldi. Sonra erinç kapmış ama gerçekten ne kadar anlaşılıyor kameradan bilmiyorum şey ama rengi falan çok geçiş yani ben gerçekten. Ben de çok beğendim. Böyle oversize bir şey. Ee, gönderin kardeşim işte. Böyle güzel şeyler gönderin. Evet. Yani. Cihan Yavuz demiş ki çok güzel adamlarsınız. Biliyorsunuz değil mi demiş. Çok sağ ol Cihan. Çok teşekkürler teşekkür Cihan. Bizi izleyenler de çok güzel oluyor. Güzel insanlar oluyor güzel paslaşıyoruz. Evet, chatle. alt sağ. Olun. Alta yazdığınız yorumları her daim teker teker okuyoruz. Ya ee... bu arada bir ekta yapacağım. Bu Kasımpaşa maçı ile alakalı bana birkaç kişi yazdı chat'ten, e, Twitter'da ben de paylaşmaya çalışıyorum. Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan, e, işte diğer depremzede illerimizden gelen e, taraftarlar var. Gaziantep taraftarları var. E, şu anda burada bulunan ve maça gerçekten gelmek istiyorlar. Çoğu da hayatlarında ilk defa geleceğini, maça gireceklerini söylüyorlar. Ben de paylaşmaya çalışıyorum. Hani bilet olması takdirinde bu arkadaşlar hani hem kulübümüz hem işte gitmeyecek olan arkadaşlar yardımcı olursa çok iyi olur gerçekten. Yani çok bu insanlar yaş, için evet. çok değerli. Evet. O zaman Sinan şeyde İstanbul Spor Maçı'nda peki olumsuz gördüğün bir şey var mıydı? Allah, İstanbul Spor'un çok zayıf ve dirençsiz olması hmm. o bizim adımıza olumsuzdu. O yüzden çok fazla ölçü olmadı bence bu maç. Alanya kadar değildi. Alanya şey ee, daha dirençliydi. Bir de deplasmandı zaten. Yani bu da gerçi şey de İstanbul için bilmiyorum çok rahat bir maç oldu. Rahat olduğu için çok kastıramadı. Bir de şeydi yani Galatasaray taraftarı da çok vardı ya o yüzden çok deplasman havası da olmadı. Ama yani çok rakip olamadılar. O yüzden biraz şey... Ee, yani negatiflik bir o vardı. Onun dışında çok fazla. Yusuf'un daha iştahlıydı, <laughs> daha istekliydi ama atamadığı paslar vardı. Evet. Zaniolo'yu bir tane atamadığı pas var. Yani. Mesela... Ama attığı pas da çok güzel mesela. Evet, evet. Hinti... Bir tanesi de offside oldu ama işte. Ee, offside mi olmuştu o? Offside oldu. Doğru doğru, offside olmuştu. Bir tane böyle tam atamadığı pasın üstüne bir tane daha pas attı. Hmm. Ee, soldan böyle sağ arkaya doğru bir pas attı. Yok onu demiyorum ben. Zaniolo'nun attığı ilk gol offside oldu. Oradan şey yapılmadı, sayılmadı. Yani ben mesela ha, doğru doğru. Şeyi Morutsa'nın dar alanda daha hızlı düşünebilen ve daha pas asistçiliği daha önde olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabi ee, tabii son dönem performansını o kadar izleyemedim. İzleyince daha net yorum yaparım da. Yani biraz bence o aksıyor. Mata'nın fiziği falan aksıyor ama dediğim gibi Barış Alper yüksek performans, Raşit ise yüksek, Kerem yüksek, Yunus yüksek, Zaniolo sağlam geldi. Picard öyle. Gomis mesela bu maçta iyiydi. Alanya maçına Ki Genelde. çok iyiydi abi. Hazırlık maçlarında. O çektiği şut da gol oluyordu yani bu arada. sen çıkarttı o evet, topu ya. Soğuk. İnanılmaz vurdu ya. Ki genelde hazırlık maçlarında Gomis Evet. Sallamaz. O şey dedik hani çok umursamıyor dedik. Özlemiş herhalde oynamayı istedi. Evet, evet. Oynayınca da farkını yaratıyor. Ediboa Trabzon maçında en iyisi takımın Di e, Dibuas var, Saşa Boyu var. Hani rotasyon çok zengin. 2-3 tane sakatlıkla etkilenmeyecek kadar genişledi o rotasyon. Adekuk Bey nasıl buldun abi ikinci maçında? Fena değildi. Yani şey yaptı. Sorun çıkarmıyor. Özellikle sakin olması geriden oyun kurarken vesaire. Ee, şey bir oyun oynadı yani. Doğru bir oyun oynadı. bir Problem yoktu. Ama bence Kazım daha dengeli. Ben ben zaten öyle bir, düşünüyordum. Profil çiziyor. Hadi Bey'e göre. Kasımpaşa maçına geçelim mi buradan? Yani sizce kim oynayacak? Kasımpaşa maçına geçmeden ben aslında biraz Yus Yusuf Demir hakkında biraz konuşmak evet. istiyorum sizinle. Özellikle ikinizin görüşlerini merak ediyorum. Yani e, önce Kerem sana sorayım. E, Yusuf'la alakalı bir e, böyle bir olumsuz bir tablo var genel anlamda. Hı hı. Ya şeyden bahsetmiyorum, şu an or bir şey ortaya çıktı anlamında değil. Ama bir sosyal medyada, yani biz de zaten bunları sosyal medyada okuduğumuz için, bir sosyal medyada Yusuf'la alakalı bir olumsuz bir e, hava var. Yani e, ilk geldiğinde çok çabuk göklere çıkardık, şimdi de e, hemen bir şey olmaz e, kararı verilmiş gibi gözüküyor. Hı hı ya Bunun hakkında ikincisini de merak ediyorum. Önce Kerem senden başlayayım. Yani. Şimdi bence burada iki nokta var. Bir, ilk bu adam buraya geldiğinde beklenti çok büyüktü. Yani o beklentiyi karşılayamadı. Ee, özellikle de fizik anlamında, fiziksel olarak e, sahada Gaz seviyesinde bir futbolcu gibi durmadı şu anda. Ve çok daha fazla güçlenmesi lazım. Hala... ...çok genç ve toy bir oyuncu gibi gözüküyor. Şimdi Galatasaray bu oyuncuyu alırken... ...belki de Barcelona geçmiş olması sebebiyle... ...Barcelona'ya gittiği zaman da basında... ...medyada çok fazla yer alması sebebiyle... ...bu adam gelecek, geldiği gibi de... ...yıldız gibi bir futbolcu izleyeceğiz. Yani hakikaten süper bir adam... ...izleyeceğiz diye düşünüyordu. Hatta ilk 11'e yazanlar dahi vardı. E şimdi Öyle olmayınca... E, ...insanlarda bir kere bir çöküntü oldu. Onun üstüne de ikinci mesele bence... E, ...ya... Senin güçlenmen lazım. Bir yere git oyna. Daha iyiye gidersin. E Galatasaray da bunu yapmaya çalıştı bildiğimiz kadarıyla. Hani takımlarla görüştü Yusuf için. Ona da gitmeyince... Bu sefer birazcık e, şey kompleksi oluştu. Emre Mor'un ilk zamanlarında oluşan hani... Ya bu çocuk biraz e, acaba şey mi? Hani şımarık mı? İstanbul dışına çıkmak istemiyor mu? Ya da işte e, çok küçük takıma gitmek istemiyor mu? Kendisini çok mu acaba yukarıda görüyor falan gibi. Taraftarda bence bir, bir imaj oluştu. Fakat... Şimdi ben bu oyuncudan bir şey olmaz falan. Ben buna inanmıyorum. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bugün takımda oynayan Yunus. Yunus da tamamen üstü çizilmişti birçok kişi tarafından. Yani bundan hiçbir şey olmaz diyordu insanlar. Sonra Adana Demirspor'a gitti. Bam şimdi geldi. Bambaşka bir Yunus konuşuyoruz. Bugün bal gibi harekette Yunus'un resmi var. Evet. Ya demek ki e, öyle bir şey yok. Yani bu bu iş sadece yani Adana Demir'e gitmeden önce değil, daha sezon başında bile ümit tabii, kesinmişti. tabii tabii tabii. Ya yani ondan ötürü ben ümidi kesecek bir durum <laughs> görmüyorum. Herhalde Yusuf'la bizim 5 senelik sözleşmemiz var. <laughs> daha hala çok genç, 2003'lü. 2003'lü. Evet. Yani en önemli nokta o. Yani ee, daha 19 19-20 yaşında. yaşında ve şeyi unutmamak lazım esas. Ferdi Kadol da 19 yaşında geldi. Tabii. Fenerbahçe'de bu sene seneki gibi müthiş performans sergilemesi yok. için 3 yıl beklediler. Yok yani Yani yok yani. Yani 3 yıl beklemek sen bu sene müthiş. Olağanüstü. Yani. Yani bizim Sasha Boy gibi ikisi belki ligin en iyi iki oyuncusu Kesin. yani şey Icardi'leri çıkarıyorum. Hı -hı. Hani sağ performansı müthiş ve belki çok büyük paralara gidebilecek iki oyuncu. Ama Ferdi'nin buraya çıkması için 3 yıl bekliyorsun yani. E hala şimdi... eksikleri var aslında Ferdi'nin baktığın zaman. Müthiş oyununa rağmen. Tabii ki olacak. Ya yani. bu Defans, arada şaptta da yazmışlar oynadıkça. bak unutmayın Bunun en iyi örneği Boy ya. Evet. Ya Boy'u U21'e U21, e, U21 e sepetliyordun şey, ya. Sepetliyordun ya evet, adı evet. üstünde. Yani gerçekten öyle. Hani bu adam şu anda takımın en iyi oyuncusu. Yani bence en iyi oyuncusu. Ve hatta büyük ihtimalle de en yüksek paralara gidecek elindeki adam. Yani bu adamı sen e, şeylerde tarlada tarla da maça çıkartıyordun en son evet. e, çocuklarla. inekler İnekler. E, arkada orada... inek mi inek geziyordu yani. İneklerin arkasını sprint atıyordu. <laughs> Şimdi e, o yüzden bence bu iş bitti. Olmaz bundan falan. Bu yanlış bir tavır. ya yani Böyle bir şey yok. Ama hani Yusuf'un beklenileni şu ana kadar vermediğini... En azından <laughs> beklenilen de Beklenileni kim yarattı? O da önemli. Yani belki... Ee, biz taraftar olarak da biraz fazla gaza geldik. Anlatabiliyor muyum? Yani ama ben e, Yusuf'u izlediğimde açıkçası Avusturya Ligi'nde ilk transferinden sonrasında da yani bana çok şey vaat eden bir oyuncu gibi gözüküyordu. Yani Barcelona'nın da sonuçta hiç izlemeden bu adamı alacağını düşünmüyorum. Ha. Yani tabii ki Sinan abi şey söyledi. E, Barcelona battı. E, aldığı birçok adamdan Hı. inanılmaz büyük zararlar etti. Bu doğru. Ama e, yani Yusuf'u hiç izlenmeden falan aldığına inanmıyorum. Yani çok ya, gerçekten hocam. şey e çok yedekti. Bir, bir ara Barcelona şey yaptı işte. Messi gibi sağ çıktı oynayan sol ayaklı çalımcı driblingçi bütün çocukları, Mirallat'ları işte bizim Yusuf'ları falan. Bir, bir sürü genç vardı oyuncu deneyip neydi? Tabii Hırvat vardı o. Adını unuttum şimdi Satı ama. Saçı bile aynıydı evet, hatta. Evet, evet. 30 numara mı giyiyordu? 33 mü giyiyordu? Evet. Hatırladım yani, izledim de yani oyuncuyu Barcelona. Barcelona böyle oyunculara çok şans verdi. Çok şans verdi. Yani? verdi. Tabi Galatasaray'a da yazıldı Chat Çet bir hatırlatsın onu. Çet yazar mı? şimdi. Ha bak şey bir gibi şey işte. daha söyleyeceğim. Söyle ee, abi sen. E, bizim Yusuf Endiyeşmiye Yeni Malatya Spor aldı Burundi'den tuttu ya. Aha. Sonra Burundi'den bir motor arabası Burundi'li getirdiler. <laughs> bizim Trakya'da öyle denir. <laughs> motor arabasıyla tarlaya giderler ya <laughs> doluşup 10 kişi. Burundi'lileri öyle getirdi 10 tane birden daha Burundi'li. Hiç biri de olmadı mesela. Hallöç, biraz Barcelona'nın ha. Barcelona'nın durumu da biraz öyle. Yani bir Messi çıktı diye sağa çıktı çalımcı bir sürü Adam denediler orada. O yüzden çok da aslında e, şey değil. Yani çok gerçekçi bir e, senaryo değil bu. E, olmadı da hiçbir bu arada. Hmm. En gene Münir La Liga oynuyor bu arada. Ama şu anda en liderler bu arada. Yani bu, bu bu işin sonrasında da bir şekilde becerdiler ya. Ya yani o yani şey bu zaten o yönetim biraz şeydi yani. E, ekonomik olarak da batırdı o şeyi. E, tutmadı yani öyle. O, o denemeler tutmadı. Ben genel olarak şunu düşünüyorum geçen seneki morutsanı düşündüğüm zaman e, şeyle Yusuf problemi sağ açık oynadığında yeterince çabuk ve hızlı gelmiyor bana bundan biraz Morutsan'da yaşıyordu yani, Morutsan çok çabuktu ama yeterince güçlü olamıyordu Kerem kadar e, mesafe kat edemiyordu e, şeyde de on numara pozisyonda oynadığında da yeterince hızlı düşünmüyor o Zaniolo'yu terste göremediği toplar onlar biraz düşünemediği için geç kalıyor geç şey yapıyor. Evet ya oyun zekasını hızlandıracak. Mesela Morutsan'ın bence daha çiç, daha kurnaz zekası var. Daha görebiliyor. Şimdi mesela Morutsan'ın size yaptığı 3 tane siz bir tanesi Fenerbahçe derbisinde Kerem'e verdiği merkezden top sürerek. Şimdi Yusuf göremedi mesela çok benzerini. bir tanesi o şeyde Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığımız Lokomotiv Moskova maçında, maçında. Kerem'e Kerem e yine içeriye girip merkez. Ben mesela Morutsan'ı biraz daha merkezde denemek gerekiyordu diye düşünüyorum. Onu Kanada atıyorduk. Kanatta eziyorlardı. Çünkü ufak adam. E, şeyi buldukları zaman e, eziyorlardı ama merkezde hızlı düşünme, çok hızlı düşünme özelliği vardı. Bence Yusuf'tan o açıdan daha iyi Morutsan. Onu orada kullanamadık ve Morutsan hep bize gelmeden önce de şimdi de hep asisti golünden daha fazla bir adam. Biz o asistçiliğini kullanamadık. Evet Aslında Kerem'e de öyle bir adam lazımdı. Merkezde oynasa daha çok yapardı bence o işleri. <laughs> Biz nedense çok sağ kenara attık onu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bir, bir arkadaşımız yazmış chatte. Yunus'la Yusuf'u kıyaslamayın. Çünkü Yusuf geldiğinde buraya ya adamın yüzünü görmediniz mi? Hiç isteği yoktu sanki Galatasaray'da oynamaya diyor. Şimdi bak bence bu konu da apayrı bir konu. Abi Yusuf'un bence mizacı bu. Evet. Yusuf biraz abi bence ıı, yanlış anlaşılmasın bu ama hani bizde Türklerde böyle bir şey vardır ya. Almanlar hani biraz böyle soğuk ve şey Hı. gibi. Biraz bence öyle bir çocuk anlatabiliyor Icardi muyum? Icardi'nin de mizacı öyle. Ha Ika ya, Icardi de öyle ama hani Icardi de sonuçta ne bileyim bir şeylerine Icardi falan bakınca... Icardi de vurdum duymaz yani hiç dünya <laughs> yansı <laughs> umurunda değil Icardi'nin de ki o sayede atıyor işte 90'a golleri. <laughs> şey de öyle bence yani Yusuf da hatta bu bence pozitif bir özellik baskı iyi hissetmezsin eğer vurdum duymaz olursa Yani evet. Yani, yani ben ben, ben Yusuf'un yüzüne baktım da öyle anladım falan o işler bence. Bence de çok öyle şey değil. değil. Bence de öyle. Yani Yusuf'un biraz bence tarzı o. Bu arada mesela biraz aslında Kerem'in de tarzı o abi. Tabii. Yani i̇nsanlar şey yapıyor ama ki bu yüzden Kerem de mesela çok eleştirildi. Yani e, bu anlamda ama ya herkes sizin e, beklediğiniz gibi duygularını göstermek zorunda Aynen değil. Aynen öyle. Yani evet. onu insanların anlaması gerekiyor bence. Yani insanlar farklı karakterlerde farklı şeylerde olabiliyor yani. Ya işte o biraz şey dönüyor ya böyle bir, bir e, magazin işine dönüyor yani böyle bir mimikten, jestten şey Geçen bulmak. Geçen sene de Kerem Aktürkoğlu'nun vücut diline takmıştık ya Evet işte. Evet evet öyle Marka e, olay yaşadıktan sonra hatta. Evet, o i̇şte o yüzden... bir tane gol atmıştı, gol attığında bağırdı diye insanlar niye bağırıyor? Ya bir sefer de niye bağırıyor hani şey yapamıyorsun. Kerem yani. hırslı çocuk de, öyle de mesela. Bağırarak ifade ediyor kendisini. Şeyle gol sevinçlerinde böyle hırslı sevinçleri var, şey var bazısı da rahat adam. Icardi evet. de rahat adam. Mesela rahatlığını golcülüğünde kullanıyor. Ya bence Yusuf'taki sorun abi 6 milyon dolar. Evet. evet o yani esas kadar. sorun orada. Çünkü şimdi geçen gün birisi Fenerbahçe ile alakalı yazmıştı. Şimdi adını hatırlamıyorum. Şey yapmayayım. Osterwalde'yi yedek bıraktığında da George Jorge Jesus şeyi söylüyordu. Ya bizim takımımızın ekonomik durumu 6 milyon 7 milyon euro verdiğin bir adamı yedek bırakacak ya da oynatmayacak seviyede ya da ben böyle bir scout transferi yaptım ama beğenmiyorum diye diyecek bir durumda değil. Şimdi bizim ama beğenmemiş. De biraz öyle. İşte ama beğenmemiş deniyor. Neyse işte zaten sorunum. Şimdi burada da aynı durum var. Yani 6 milyon euro verdiğin bir adamı beğenmemiş e... demeyelim. Aslında be, yani benim duyduğum kadarıyla şey demiş yani bizim oyun st streamimize uygun değil. Daha defansif. İşte yani bu, burada da aynı problem var. Anlıyor musun? Galatasaray'ın ekonomik durumu 6 milyon euro verdiği bir adamı oynatmayacak ya da ıskartaya çıkartacak bir şey de değil abi. Ya da e, 6 milyon euro verdiğin adamı e, işte 3-5 ayda çöpe edebileceğin durumda. Kesinlikle değil. o da değil. Ama sadece oyununla alakalı değil. Yani. En aynen başarılı öyle. transfer dönemlerinde bile bir iki tane şey yapabiliyorsun patlayabiliyorsun. Bizim son 20 yılda yani 2000'li UEFA kupasını aldık. 2001 Jardel'le Hacı bıraktı 2001'de. Jardel gitti Hacı da bıraktı. 2001'den sonraki en iyi iki kadrodan bir tanesi bence bu kadro. 100-100. Bir tanesi 13-14 kadrosu. Schneider, Drogba vesaire. Hı hı. Bir tane de Muslera'nın ilk senesi. Melo var. Selçuk var. Hamit var. Müthiş var. bir kadro yani. Elmander var. Ben katılmıyorum. Bir o kadro. Katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Abi bir kanadı Engin Baytar bir kanadı Emre, Emre Çolak oldu. Emre Çolak kendini çıkardı ama Riyera i̇şte aslında. İşte ikisini de e, yarada yoktur. yarada i̇şte so, on... sol açık diye Hayır, geldi bir dakika. sol bek yani, oldu. 11-12 Zaten... mi diyorsunuz? 12-13-13-14. 13-14 en zengini. E, 13-14 Eyvallah. 13-14 evet. Eyvallah yok. yok ben. O ilk Fatih Hoca'nın geldiği Şimdi tekrar Aysal Sen ama model... muhtemelen sen daha iyi top oynama... Çok iyi top oynuyordu. O apayrı bir konu. Ama Mesela bence 13-14'ten daha iyi top oynuyordu 11-13 tabii Ama %100. kadro kalitesi olarak daha iyi değil. E, tabii tabii evet yani ben, isim, isim. yok şunu diyorum. Yani o dönemin kadrosuyla bu dönemin kadrosu son 20 yılda Jardel ve Hacı bıraktıktan sonraki 2001'den 2023 son 22 yıldaki en iyi iki kadro. Biri bu senenin kadrosu, bir de 13-14. Kim isim, isim diyorsun? isim, isim, isim evet. baktığın zaman Kesin o kadro. Şimdi o dönemde de 2012'de de müthiş transferler yaptın. Şimdi de müthiş transferler var. Icardi, Mertens vs. O dönemde de mesela Eboe, nokta atış. Ulfaluji, nokta atış. 25 yaşındaki Muslera, müthiş transfer. Selçuk İnan, müthiş transfer. Melo, müthiş transfer. Elmander, müthiş transfer. Bu kadar müthiş transferin arasında da mesela Sercan Yıldırım olmadı. Yiğit Gökoğlan. 2,5 milyon euro Yiğit Gökoğlan. Hiç oynamadı. Şu an nerede? Chris. Hiç bilmiyorum. Kriz. var. Evet. Yani İlla ki olur yani. Şimdi mesela bizde de Misio 4 milyon euro ama berkan kadar oynamıyor. Evet. Yani bu, bu senenin transferlerine de bakıyorsun. Çok iyi transferler yani. Dubois'ndan şeyine kadar e, Abdülkerim Bardakçı nokta atış, aynı Selçuk İnan modeli nokta atış, İçeriden de nokta atış yani Türkiye'de. Size bir şey söyleyeyim mi ama bak o takım kurulurken düşünülen şeyle sonrasında Fatih Hoca'nın oynattığı ve başarılı olduğu şey aslında çok aynı değil. Yani orada sen Semih çıkarttın mesela. Semih'in o sene oynayacağını çoğu insan hiç beklemiyordu, düşünmüyordu ya. Yani. Şimdi sen bu sene bu kadroyu Yok. Biri sakatlandı Chris mi gelmişti? Öyle bir ne şey olmuştu? oldu. Hatırlamıyor. Chris ortada geldi galiba. Kriz ya. Ben geldi ya? Evet, Ama ben biri sakatlandıktan hemen sonra almıştık. Kim sakatlanmıştı? Gökhan Zan mı? Yok. Gökhan Zan da sonra Gökhanzan geldi mı? galiba. Ya. Yani, yani Chris planlar içerisinde yoktu. Gökhanzan bir tane Zan stoperimiz... sonra gelmedi. Önceden, vardı Önceden de, var mıydı? Bir var. tane stoperimiz sakatlandığı an Chris'i böyle bir 2-3 günde falan transfer Doğru. etmiştik. Gel yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu seneki kadro kağıt üstünde de aslında kurduğun kadro abi. Bir tek belki boy yerine Duba düşünüyordun. Boyu kıskartaya atmıştın. Doğru. Ama onun dışında yani sen Icardi santrafor olacak diyor muydun? Diyordun. Mertens on numara olacak diyor muydun? Diyordun. Raşisa sağ açık olacak diyor muydun? Diyordun. Kerem sol açık olacak diyor muydun? Sene başında yine diyordun. İşte ne bileyim sola zaten sol beki e, bilerek aldın zaten Kazımcan'ı. Fönüzi sakatlanınca alınmış Chris. Chat'teki ha. arkadaşlar yazdı. Ha, öyleydi. Yani bu sene zaten ne düşündüysen kağıt üzerinde onunla oynuyorsun. Yani Abdülkerim de bilerek aldın yani. So, direkt ilk 11 oyuncusu olarak aldın. Emir Aslan arkadaşım sürekli yazıyor. Morussan'ı <laughs> izleyecek misin bu kiralık analizlerde diye. Yapacağım. Aklımda var Morussan. En çok da onu merak ediyorum zaten. Bu arada e, 2.300 kişiyiz. E, bu 2.300 e, kişiden hemen hızlıca like. e, bir eski açık like'ı alalım. E, Bayağıdır böyle bir Coşkulu evet. bir like istemiyoruz. <laughs> evet. Şöyle coşkulu coşkulu güzel güzel hem e, Galatasaray'ın lige dönmesi şerefine hem de yayınlara öyle daha ya, bu bir devam ediyor. Biz yüz binleri şey. falan görmeye başladık. Ee, bu gerçekten çok mutlu oluyoruz ya çok acayip rakamlar. Ya Kerem'cim Galatasaray medyası diye bir şey oldu bu ayıp bir şey ya. <gülüyor> 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 ee... Ve son yayın maalesef çok inanılmaz bir gündeme denk geldi. Yine de 60 binleri görmüşüz. <laughs> Meral Hanım sağ olsun. Aynen <laughs> yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok acayip bir şeyin <laughs> ortasına düştü. Meral Hanım sağ olsun 7 yayınımızı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, yeniden aynı yerlere geri dönelim. Yine de inşallah o yüz binleri tekrar görelim. Evet. Ee, en çok izlenen gaz sahip programı olmuş durumdayız. Böyle bir üçlüyü nasıl bir araya getirdiniz? Bu kadar sesimiz olmayı nasıl başarabildiniz demiş Cihan Yavuz. Sağ ol Cihan. Biraz tesadüf de oldu. Evet. Ee, ama yani herkesin biraz böyle. Mesela ben yani şimdi Kerem şeyi de seviyor. İşte yan branşları basketbol, voleybol... Mesela ben onları izlemiyorum. <laughs> ama mesela Kerem'in öyle bir artısı oldu programı zenginleştirdi. İçeriden şey yapıyor. Kongre tarafı. Daha kongre çok o tarz tarafı mesela. O tip konularda da var. Kongre tarafı mı? Kongre tarafı demiyorum. Çok ayıp. Tamam. Spor kulübünü üyelerinin Genel tarafı. tarafı. Genel kulübü tarafı. Çok ayıp. Neyse. Bir bir üyenin. Ya böyle böyle adamları üyeyorum. <laughs> <laughs> Erinç'in taraftar şeyi var mesela benim yok. Tribün kültürünü bilme konusunda Erinç kadar şey değilim. Hakim değilim. Ben de hazırlık maçlarına kadar böyle altyapı maçlarına kadar izlemeyi, yani analiz etmeyi çok seviyorum falan. Yani hepimizin bir artısı şey oldu ve e, böyle bir üçlü güzel oldu bence de çok güzel Bir oldu. de bence üçümüzde birbirimize bir şeyler kattık. Evet. O çok önemli. Yani Tamamlıyoruz. Tamam. Hem tamamlıyoruz hem de öğreniyoruz. Ben Sinan Ama abi'den şey çok şey öğreniyorum. Biz bence Sinan'ı biraz açtık. Espriler, şakalar. Evet evet. <laughs> bence doğru. biraz açtık. İlk geldiğinde yani. çok sağ şu odaklıydı. Evet, Şimdi evet. işte onu diyorum ya bir şey katıyoruz diye. Sinan abi de değişti yani. Aştık. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Evet o zaman e, hadi son bir beğeni daha alalım. Böyle güzel güzel bir beğeniler. Ve e, özlediğimiz Kasımpaşa maçına analizine geçelim. geçelim. Sinan ne bekliyorsun maçtan? Şimdi ben Kasımpaşa şey maçını yerinde izledim gittim. Kasımpaşa Antalya spor maçı ve 3-1 yendiler. E, yarın da Kasımpaşa şeyini maç önünü çekeceğim. Herhalde Perşembe yayınlarız. Ya da Cuma ya yayınlarız. E, Kasımpaşa bayağı değiştirmiş Selçuk İnan şeyi. Zaten bu tip hacı falan da öyle yapıyordu. Adam futbolculuğunda mesela oyun kurucu teknik e, fiziksel olarak biraz şey ağır kalıyor falan diyorsun. Teknik adamlığında ne kadar atletli adam varsa onları oynatıyor. Kendisinin tezatında adamlar evet. oynatıyorlar bu tip hocalar. Şimdi Selçuk Hoca'ya da baktım. Mesela fo Folu koymuş, Koyta'yı koymuş, mal salmış bir <laughs> tane merkez orta sahaya atlet bir orta saha koymuş falan. <laughs> Sağ bekte Hadergonay vardı böyle şeydi teknikti pas yapmayı seviyordu. Onu atmış <laughs> Fabiano yine atlet adam koymuş falan. Ya kendi de olsa kendini oynatmayacak. Aykut aynen, Kocaman aynen. da vardı ya. Aykut Kocaman diyordu ya ben kendimi oynatmazdım diye. Ee, ama şey, şey dominant bir kadro. Hoca olunca ya Abdullah Avcı da haklıymış falan demiş evet. olabilir mi hocam? Olabilir. <laughs> ee, şeyde şimdi ama Ant Antalya Spor'u bayağı boğdular. Yani hep hataya zorladılar. Antalya Spor savunma hatalarından yedi golleri ama zorlayan bir şey vardı. Hı -hı. O yüzden çata çat bir maç olacak bence. Bu arada Eserik cezalı. Ya, abi, bunun <laughs> olayını bir anlatmam lazım. Abi şimdi ortalık yıkılıyor, tamam mı? Cehennem Siyas yani. Cehennem Dülden, yani, cehennem. anladın mı? Herkes haberleri açmış. Ne olacak, <laughs> ne çıkacak, görüşmeden bilmem ne. Altılı masa toplantısı. Abi tam o sırada da yani böyle şeyler, duyumlar havalarda uçuşuyor, tamam mı? O öyle olacak, bu böyle olacak bilmem ne. Hepimiz ama şeyi izliyoruz. Abi herif o sırada eyserik cezalı yaz. <laughs> Whatsapp'tan tam o sırada abi. Yani herkes odaklanmış Eyselik cezalı. Ya yürüyen GS bu adam. Yani. <laughs> Kasımpaşa maçını da bir, taraftan bildirimini açmıştım. Maçtan önce baktım kim sakat kim cezalı falan filan. Baktım eyselik sınırda. <laughs> Sürekli yani... bakıyorum baktım eyserik sarı kart görmüş. Hemen gruba yazdım. Cık, bunlar da diyor ki Allah seni bildiği gibi yapsın sırası <laughs> bu. eyserik cezalı. Ne diyorsun Eser'in cezalı olmasına? Hayır. <laughs> Hayır, <hayret, gülüyor> <hayret, gülüyor> <hayret, gülüyor> bir şey <çay, gülüyor> Bunu gerçekten merak ettim, iç sordum. E bak bir tane mesela oyun kurucu kullanıyordu orada. Ayağı iyi olan, geri kalan herkes koşucu, bir de münir çalımcı falan öyle bir adam. Onun dışında herkesi böyle fiziksel olarak güçlü atlet oyuncuları yapmış. E, Eyserik tek de Eyserik yerine de şimdi Ayradonovic oynatır ama o da benzer profilde. Ciroboji oynattı mı abi? Ben oynattı. Ciroboji Donk ikilisi oynadı. İkisi o. zaten işte çok ağır değil mi ya? İkisi de ağır ve ikisi de uyur gezer normalde. Bence işte orada maçın kilit noktası böyle ya şey. şey. güzel ya. Herhalde en enteresan stoper ikilisi. Aynen. Bir de şeyden kesin gol var diyorsun yani. Beraber. En güçlü. Kornerden kesin gol var diyorsun evet, evet. maalesef. En güçlü en böyle 60 metreye ayağına pas atabilen. E, hava toplarında da en uzun ama bir o kadar da uyur gezer. Reaksiyon hızları düşük. Aslında mesela ben böyle Mertens gibi çabuk ve dar alanda iş yapan oyuncular bu stoperlere çok iş yapar diyorum. Mesela Kerem çok iş yapabilir bunların arasına girdiği zaman. Çünkü bazen donk ayağını kaldırıyor ayağını indirene kadar adamın kafasına vurduğu falan olabiliyor. Tabii, tabii. Çok ağır kalıyor hamleler. Evet. Yani. Ciloboji de aynı şekilde. Zaniolo mesela onlardan çok şey yapar. Zaniolo fiziğine göre Reaksiyonu çok kuvvetli bir oyuncu. Şimdi daha dikkatli izleyince fark ediyorum. Ya, olay o zaten. Çünkü şey var. En büyük olayı. Ya bir arkadaşım şöyle de oradan uyandım. Aslında şey bacak boyu kısa. Yani 1.90 olmasına rağmen bacak boyu kısa olduğu için dar alanda çıt çıt, çıt çalım atabiliyor. Dribbling'leri falan oradan yapıyor. Vücudu üst, üst tarafı uzun aslında. Gövdesi uzun, bacakları daha yere yakın. O yüzden 1.90'lık adam aslında o kadar kolay hareket edemez abi. Devrilir. Sen dediğine şöyle bir ek yapacağım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Zaniolo'nun attığı golde ben mesela kaleci çoktan vurdu diye düşünmüştüm. Hmm. Ama böyle anında bir yerden tık dedi bırak şey yaptı. Dokundu Artı orada ne? topa. Hmm. Ve şey kaleciden kurtardı topu. Mesela ben beklemiyordum onu oradan hmm. kurtarmasını. O attığı golü diyorsun. Sen yolu asist yaptı mı? Ha şey öyle, Alanya attığı golü diyorsun. Alanya'ya tamam. attığı golü diyorum. Tamam. Yani orada attığı golde mesela ben kaleciden kurtarabileceğini hiç düşünmemiştim. Hiç Aslında öyle bir beklentim yoktu. Dibua attırdığı golde. Dar alanda çok çabuk davranıyor. Evet. Hemen Dibua'ya dokunuyor. Evet, evet. Dibua golü atıyor. Yani o 1.90'lık adamın dar alanda o kadar çabuk hareket etmesi beklemezsin. Çok iki örneği aslında söylediğin, evet. az önce söylediğin. Bu, bu açıdan belki de hani onun en marjinal olayı o. Yani ilk izlediklerimde çok anlayamamıştım ama şimdi hem Antalya, şey, Alanya hem İstanbul maçı şimdi bu maçta da bence onları gösterebilir oynarsa çok. Yani çünkü hem Ciroboğlu hem Donk hamle hızları biraz problemli. Onlardan penaltı çıkarabilir diye düşünüyorum açıkçası. Sen ne bekliyorsun Kerem? Ben Zaten senden başlayalım. açıkçası bir analizi bekliyorum. Galatasaray'ın en zor maçı mı? Eee yani zor gibi e, ama şey e, bir önceki maçtaki aldıkları galibiyet bir tık nefes aldırdı da e, Kasımpaşa'ya oradan biraz e, biz de nefes alabiliriz belki diye düşünüyorum. <laughs> Yok ben şey totemi devam ettir diye söylemiştim. Yok to totem totemi her maça kullanmak istemiyorum yani. <laughs> O yüzden bu maçı totemsiz geçiyor. Deplasmanları mı kullanacaksın? Ya her maça kullanmak istemiyorum. Böyle bir, gerçekten böyle bir beni afakanlara basan maçlara kullanmak istiyorum. Ee, mesela bak Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı yok karşı kullanmadım. <laughs> Çünkü iki maçta da beni afakanlar basmadı. Çok rahattı. Hakikaten Ümraniye maçına göre mesela Ümraniye maçı hem Ümraniye Fenerbahçe maçında... ve Trabzon söyledik zaten Barcelona'dan daha zor dedik. <laughs> vallahi öyle oldu. Şeyde beş, Fener ve Trabzonspor maçının toplamından daha zor geçti. Evet. E ben mesela Ve, çatladım abi, mı çizilen. Az önce söylediğin İstanbul Spor bu Ümraniye'de daha fazla puan kazandı. Evet. Çok enteresan olay yani. Ya gerçekten. Ümraniye Ümraniye'ye biraz yazık oldu abi Çok yani. yazık oldu e, yani. Yani gerçekten bu sene bir şey gösterdiler yani bir oyun gösterdiler ama olmadı yani. Yani ben Trabzon maçını izlerken mesela kazanırız gözüyle hep çok rahat izledim Trabzon evet. maçını statta. Ama Ümraniye maçında puan kaybet Yani en stresli izlediğim maç bu sene Ümraniye maçı olabilir içerideki. Çok şey yani. İkinci gole kadar yine rahattım da ikinci golü gördük ya kalemizde. Orada dedim ki <laughs> Allah ya yani... adamlar o maçta en az bir puan hak etti. Yani, yani bence ilk de, bence kaçırdıkları falan. Bence de bu arada. Ya hakikaten orada işte 3 puanın çıkması tamamen Full ikari. oyuncu evet tamamen yani. ikardi. Evet. Abdülkerim. Bir de Abdülkerim Kavisli Orta. Aynen. Oyuncu kalitesi yani başka şey. <laughs> benim için soy ismi artık bardakçı değil. Orta. Abdülkerim Kavisli Orta. <laughs> evet Kerem. Kasımpaşa maçı. Ne bekliyorsun? Kasımpaşa maçı. Valla benim yani şöyle. <laughs> e, Galatasaray şu anda çok iyi öne alan presi yapıyor. Daha da iyi yapmaya başladı. Her geçen gün daha da iyi Ve yapıyor. herkes yapıyor. Ve herkes yapıyor. Aynen öyle. Şimdi Mertens'in olmaması tabii Galatasaray adına kötü. Çünkü gerçekten ııı e, oyun içerisindeki bağlantıyı kurma noktasında Olivier ile birlikte takımdaki en önemli oyuncu Oliveira. Ya yeter artık tam Olivier. <gülüyor> 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 Çok kızıyorlar ama. Sel misin beni Raşit Salih evet. burada evet. şey yapan. Olivier ile birlikte Alay en bakalım. değerli oyuncu. E şimdi Mertens'in olmadığı bir maç tabii ki farklı olacaktır. Her ne kadar şimdi hazırlık maçını izledik, sevindik 6-0 falan ama yani hazırlık maçı ve İstanbulspor. Şimdi Kasımpaşa maçı daha zor bir maç olacak net. Çünkü Kasımpaşa şu an hakikaten yeme almış bir şekilde geliyor. Yani. Ee, artı Günay Güvenç gibi bir kaleci var ki adam bize karşı her maçta panter kesiliyor. Antalya ee, maçında oynamadı ama. E, bilmiyorum bize karşı inşallah ya. oynamaz. Ee, en son maç Günay'ı çıkarmıştık. Kırmızı kırm kırm günay kırmızıyı görmemiş miydi? İki maç önce mi? Bilmiyorum. Aa, şey maçında niye oynamadı Antalya maçında? Antalya yani, maçı azlık maçı. Yanlış o. kaleciyle mi karşı karşılaştırıyorum acaba? Karıştırıyorum şu an. Karıştırıyorsun. Bilmiyorum. Belki cezalı falan da olabilir. Çünkü ben günayı tribünde gördüm. Maça gittim ya. Tribündeydi. Belki Güney. sakattır abi. Hayır, Gaziantep maçında Gaziantep bir şeyler bende karıştı şu an ama benim Beyazşehir'le bir çekildi ya işte. tamam. önce Gaziantep bizimle oynasaydı cezalıydı. Ha işte o, o kırmızı afiyet. görmemiş miydi bir önceki öyle, maç öyle bir, bir verdi. Evet. Tamam. Ce kart cezalısıydı. Bu maçta da belki ondan oynamamıştı. Ha okey tamam Or orayla yaptı. orayla gitti. oraya gitti kafa. Tamam. Bu arada alt bantımız geçti mikrosemenle ilgili olarak. Migrosemen'deki detayı, bu detayı söylemem lazım. 25 TL'lik minimum Cezalıymış sepet abi. tutarlarına e, sipariş verebiliyorsunuz. E, Benim çok sevdiğim bir tatlı var bu arada. Geçen Hilal yaptı, onu da söyleyeyim. Neymiş o? Şey, piramit tatlı. Şu e, soğuk, ve buzdolabına koyup yaparsınız ya, evet. şeyle. E, i̇çinde Petibor. bisküvi. Aynen, petibör bisküvi ve şey e, soğuk şeyle işte piramit şeklinde oluyor. Pudinglerle evet. falan. Aynen. Yapıyor musun hiç? Ya ben piramit şeklinde yapıyordum da normal kabın içine koyup yapıyordum yani. Ablama ben yaptırırdım onu. Çünkü ya en kolay tatlısı olduğu ee, için. Ablama çok yaptırırdım üniversite dönemindeyken. Geçen Hilal yaptı. Çok güzel yaptı. Hilal'e de kusura bakmasın yani çok kolay tatlı değilim <laughs> ama. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmuştu. bir daha bunlarla program yapmayacaksın demiş. Abi misin? çok güzel oldu. Ertesi gün gene yaptırdım ben. Orada olmadı bu sefer. Hı. Niyeyse. ...niye olmadı falan bakkaldan aldığımız sütü kullanmışız. Gerçek bu bu arada. Hani reklam diye demiyorum. Ben Migros'un süte gerçekten bayılıyorum abi. Migros'un süt ürünleri müthiş. Migros'tan söylediğimiz süt ürünleri... Ben diye bekliyorum bir saat. Migros'tan söylediğimiz şeyler... ...sütle yaptığımız tatlılar bambaşka oluyor. O yüzden de dedim yani bakkaldan alma bir daha. Biz Migros'un süt peynir ve yoğurt 10 <laughs> numara, o yüzden tekrar söyleyelim. Aynen, olmazdı ya, <laughs> gerçekten böyle bir şey hiç beklemiyordum yani. Bir de bambaşka oluyor falan diyor. Aynen, falan. aynen. Evet. Süt, gerçekten süt, çok iyiydi süt, ya. Süt Migros'tan alıyoruz. <laughs> evet. Biraz... Oy. Evet. Evet, Mertens yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya <Sinan> ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam Bunun dışında Kram kadroyuz bu arada. Evet. E, şeyden önce sorduğum soruya gelelim o zaman. Zaniolo mu Yunus ya, mu? yok bir de Ha. evet doğru mustarı yok. yok. Aa, o zaman yerli şey de yok. Yani yerli istediğin kadar oynatabiliyorsun ama gerçi artık problem değil ya. Yani <laughs> tane adam oldu artık. Aynen. Yani Abdülkerim ve Kerem kesin. O zaman sol bekte bu oynayabilir demek. Ki. Evet. Ama sol sorunumuz kaldı mı, mı şu an bilmiyorum. Ama işte Dibua zaten çok iyi oynadı sol bekti Trabzon evet. maçında. Ya benim ya. benim biraz hazırlık maçlarında dikkatimi çeken ve korktuğum bir şey var yalnız abi. Geçişleri daha net vermeye başladık sanki birazcık. Yani bu hücum anlamında daha da e, pres konusunda iştahlı olunca ya bu biraz da doğal bir şey. Tabii ki bunun kazandırdığı şeyler de var yani artısı eksisi de var. Ama biraz daha geçişleri sanki daha kolay vermeye başladık. Yani daha doğrusu daha tehlikeli oluyor geçişler. Mesela Ümraniye maçında da çok tehlikeliydi o geçiş oyunları. Ve biz hiç geri dönmemiştik. Orada Oliviera'nın ve Torreira'nın ciddi payı vardı. Şimdi bu maçta e, da e, biraz korkum var açıkçası. Yani ilk defa e, bu kadar hücuma e, dönük bir kadro oluştu. E, yani Zaniolo'nun da eklenmesiyle. Hmm. E, şimdi Mertens yerine bir de Zaniolo olursa bir nevi yani aslında e, iki tane e, Santrafor gibi adamla oynuyorsun yani. Ama bak o e, geçiş yediğimiz maçlar mesela ilk devrede de biz geçiş e, çok sert geçişler yediğimiz maçlar oldu. Ya şimdi Ümraniye maçını sayıyorsun. Mesela Giresun deplasmanını sayarım. E, Konya spor maçını sayarım falan vesaire. Bunlar işte Giresun maçı da aynı şekilde içerideki Hı -hı. Giresun maçı. <laughs> bak hepsine dikkat et. Hepsinin temel ortak bir özelliği var. Ee, takım çok fazla gaza gidip e, bu maç 4-5 atacağız ve maçı bitireceğiz edasında çıkmıştı bu maçlara. Doğru. Gerçi yani bir tanesinde 4 attı, bir tanesinde 3 attı. O ayrı mesele de. Ama yani hani maçın senaryosu mesela Giresun maçında 4 attık ama maçın senaryosu 4 değildi yani hani. E, çok ciddi geçişler yemiştik vesaire. Ama hep bu modda çıktığın anda sen de ilgiliyor yine. Chat'te yazanlar. <laughs> 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 İnanılmaz. Ya. İlk Altay Migros yazmış. <laughs> ya <Aa>, ya. <laughs> Mikrosis'in hatırına yayını beğenedim. Ama var yaptığın reklam gerçekten tebrik ediyorum. O kadar doğal oldu ki. O kadar doğal oldu ki yani. Bir Allah'ın kulu itiraz edemez. Aynen Bu reklam öyle. yapay diye. Ne yapayım? <laughs> bir Allah kulu itiraz edemez Yani. Gerçek çünkü. Tebrik ya. ediyorum gerçekten. Ya. Evet, evet Yunus Akgün mü? İkisi de olabilir mi? Raşitsa var bir de değil mi? Aynı anda işte ben acaba e, Raşitsa'yı... Bir de Raşitsa iyi oynuyor abi. Evet. Yani hazırlık maçlarında iyi oynuyor. Bir de dikkat ettiniz mi bilmiyorum solda iyi oynuyor. Bak buna ben şaşırdım çünkü Sinan abi bunu söylemişti. Evet. Raşitsa sanki solda daha iyi oyun, oynayacak gibi geliyor bana demişti. Ben mesaj beklemiyordum. Ben, Yok yani... ben değil. Sen Emre Özcan, Özcan, Özcan söylemişti. Ha pardon. Emre Özcan söylemişti. Özür dilerim. Ya ben söyledim, ben söyledim de geç ya. Evet. evet. şey, doğru. Pardon, şey, pardon, pardon yapayım. haklısın. Şaka <laughs> haklısın. Ee, ben Emre Emir abi de her hafta izlerim. Karışıyor bazen. Hani Orhan abi, Sinan abi, Emir abi. <laughs> Hakikaten şey, e, orada Yok, da daha içeride yani. Ya. Hasan'la konuşmuş. Hasan'la konuş. <laughs> Hasan, Hasan sana söylemiştir. Zani yolla solda daha iyi oynadı. Diye. <laughs> doğru. Yani gerçekten e, daha iyi oynadı. E, Bakalım belki de Zaniolo sağ sol o şey de olabilir, Raşitsa da olabilir ama o zaman da yani on numarayı ne yapacaksın, Mata'yı mı koyacaksın? Genelde de bu Aa, arada nerede sen Aslı... Yunus zaten on numara. Sen Yunus'u kesin oynatacak diyorsun. Yani şöyle eğer ben hayır Zaniolo mu Yunus diye sormamın sebebi aslında e, Zaniolo mu on numara ya da atıyorum ikinci format. Yo, yo, onu anladım, onu anladım ha. ama işte belki de Mata'yı koyup hepsini birlikte oynatır. Sanmıyorum. Ben ben en azından beklemiyorum. Ya, en azından şu ana kadar hep öyle yaptı. Mertens olmayınca. Ama işte Yunus'un on numarada performans verdiği zamanlar değildi o zamanlar. Değildi, evet. E, dört tane isim sayacağım. Geri kalandakileri söyleyin. Tamam. Icardi, Mertens, Kerem, Zaniolo. İleri dörtlü büyük ihtimalle bu olacak. Tamam. Bunları Oraya çıkarıyoruz. Onları geçiyorum. Ar arka tarafı geçtim. İleri dörtlü alternatif olarak, bunlardan bir tanesi olmadığında kimler tercih edilebilir diye. Rashit ise Yunus. Barış Alper. Barış Alper Mata Yusuf Kaldı mı başka? Rasisa, Yunus, Barış Alper, Mata, Yusuf İleri dörtlü olmadığında Gomis. Ha, Gomis. Ee, i̇leri dörtlüden biri olmadığında kimi daha önde görüyorsunuz? Şöyle bir ben şey çıkardı yolu an... İkar diye bir şey oldu oynatmadığın zaman Zaniolo'yu en öne atıp yine bunlardan kanatlardan birini koyabilirsin. Gomis koymak zorunluluğu biraz kalktı e, ee, çok birbirinden ayıramasam da Raşit Sayunus. Yani hangi koyacağımı bile, bilemiyorum şu an. En geriye kimi koyuyor? En geriye de e, Yusuf'u. Yani evet. Ya Gel pardon. Kar orada da çok karıştırıyorum. Yani çok fazla birbirini, birini birinden geriye koyamıyorum ama Matay'la Yusuf. İleri, evet benim de. İleri dörtlünün altı tane alternatifi var. Evet. Ve Beşinci, altıncı alternatif dediğim Mata'nın bile 2 milyon euro maaşı var aslında. Büyük bir zenginlik bu. Ama Zenginlik misraf mı? Ama işte bu dönemde son 3 ayda 3 günde bir maç oynayacağız sürekli. Evet. Ve orada sakatlık vesaire vermemiz de muhtemel. Çünkü Mata'lar artık 30 küsür. Yani Gomis vesaire. Hani şu şeyi zaten kaldırmakta zorlanabilecek. Bu tempoyu kaldırmakta zorlanabilecek oyuncular da var yedeklerde. Hı -hı. Ama burada mesela Barış Alper'i belki arkaya koyardın ama son dönem performansı çok yüksek. Öne çıkarıyorsun mesela. Bir de Barış Alper'in şöyle bir avantajı var diğerlerine karşı. 3 pozisyonu oynayabilir. Evet. Sağ sol ve en ileri. En ileriye oynayabilir. Evet. öyle Hatta bir avantajı var. Hatta çok canı işte. sıkılırsa belki bek de yapabiliyorsun. Hani böyle ekstrem durumlar oldu, bir şeyler oldu falan. Sağ bek yapabilirsin yani. yaparsın ha Fenerbahçe'nin sağ sol bek hepsi zaten devşirme şu an baktığınız zaman. Yani hiçbir gerçek mevkisi o değildi ya. Evet. O oluyor yani. Çete de bir açıp da sorabilir miyiz Hasan? 4 en azından dört tanesini yazalım. Raşitse, Yunus, Barış vesaire. İnsanlar Orada, ne hangi daha çok öne çıkaracak merak ettim. Amorfurion eee Super Chat'ten yazmış. Mertens'i göremedim. nefs stadyumdaki çalışmalarda demiş. Eee Mertens zaten muhtemelen maç gününe kadar e, kritik bir durumu var. Bugün yani... antrenmanı stadyumda yaptık bu arada. <laughs> evet. e, stadyuma bir tekrar alışalım diye. Stadyumu unutmuşlar evet. Stadyum Stadyum gerçekten. Oldu. O da bayağı e, akıllı, fikir Güzel fikir akıllıca bir şey. Evet. Bence, de, de. bence de öyle. Kesinlikle. Can Yavuz demiş ki Sinan Yılmaz zanyola dedi. Ne, ne ne demişim ki? Anlamadım benden de anlamadım. Ben anlamadım. Zanyola mı? Ya onu zanyola diyenler var ya abi yani. onlar nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? <laughs> Yoksa <o> yola. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi konuşalım mı? Ee, playoff konusunda tekrar bir gündem oldu. Bilmiyorum konuşmaya gerek var mı ama zaten e, TFF'den de playoff mille of olmayacak şey, açıklama diye açıklama yaptım. yapıldı zaten. Ama George Jesus'un öyle bir açıklaması oldu. Bana bir de Türkiye'de değil, Abolay olmuş galiba Portekiz medyasına. Evet. Hayır, sonra evet. Sevilla maç önü basın toplantısında da işte benim fikirlerim, hiç kimsenin beni yönlendirmesi yok, kimse bana fikir ver vermez diyor. Hı -hı. E öyledir zaten ya kimse George Jesus'a onu söyle dememiştir zaten, kendi fikridir. Ama e, bu tip fikirler de işte Kerem'i ondan sonra atasözü ustası yapıyor. Kerem. <laughs> <laughs> biraz şey bu da yani, biraz bencil bir yaklaşım. Çünkü Mart ayına gelmişsin, sana öyle bir şey yarıyor, yaradığı üzerine play-off istemen. Ya büyük ihtimalle mesela 6 puan önde JorJesus olsa play-off falan istemez. istemeyecek zaten. Evet, evet. Ya bari bütün derbileri kaybetmişken bunu demesin. <laughs> Tabii. Yani bir de işin o boyutu var ya. Ee, yani açıkçası bence e, Jesus'un, ben bu arada Jesus'un e, büyük bir hoca olduğunu inanıyorum. Yani bu şey değil. Ee, hani böyle Galatasaray Fenerbahçe rekabetiyle alakalı e, adama boşuna hani şey yapılır ya yok, böyle. Yok, tabii itibar, suikastı de yapmaya gerek yok. Çok ben çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de her zaman çok beğendiğim bir hocaydı. Ha sadece mesela Galatasaray Fenerbahçe maçından önce de konuşmuştuk seninle hatırlıyorsan. <laughs> ee, Porto Benfica maçlarında ben bayağı bir geçmişe dönük bakmıştım orada ve e, Benfica'da da gerçekten kötü bir derbi karnesi vardı. Ee, ve hakikaten ölüm kalım maçlarında hep kalamadığıyla kalmıştı Benfica'da da. Ee, ben bir tek orada e, Jesus'a negatif şeyler ya, şey yapıyordum yani puanlar alıyordum. Hı hı. Ama yani koca Jesus'un da bence hani koca bir sezon oynanırken ortasında playoff yapılmaması gerektiğini biliyor olması lazım bence. Ya bence hı. burada şöyle bir şey var abi Jesus'un da şu anda düştüğü durum biraz o aslında. Bunu Serdar Ali Çeliker güzel söylemiş. Diyor ki aslında diyor Fenerbahçe'nin şu anda puan ortalaması çok iyi abi. Hı -hı. Bayağı iyi. Ama Galatasaray o kadar ekstrem bir şekilde oynuyor ki. Okan Buruk rekor kırıyor zaten. Rekor kırıyor zaten. Şey, evet. bir Tarihin en, falan... en yüksek puan ortalaması bir... ilgili. şey, ulan Kaç maçtır kazanıyoruz bunlar. Bunlar puan farkını a açtı bu nasıl oluyor? aynen <laughs> öyle. Yani şimdi işte bu bence biraz Cesus'u da ya ben ne yaparsam yapayım bunları geçemiyorum. Hani ve üstüne üstlük bu adamlar kaybetmiyor da yani biz ne yapacağız burada hani onun sonucu çıkan bir şey bence bu, bu artık haftaya yani. kadar baktığınız zaman Jorge çok başarılı aslında. Tabii ki. Avrupa Ligi grubundan lider çıkmış, seviyeyle eşleşmiş. Ligde de aldığı puan ortalaması Fenerbahçe'nin... 2.45 Yok 2.43 zaten Okan Buruk rekor kırıyor diye biliyorum. 2.57. Okan Buruk'un şu an kırdığı. Öyle oko. mi? <laughs> 2.57. Tamam. Yani aşağı yukarı ona yakın işte yani. Bayağı da yüksek. Bilmiyorum Fenerbahçe'nin yakın tarihinde var mı da. Hani çok iyi gidiyorlar yani aslında Fenerbahçe'de. Sadece Galatasaray şey çok ekstrem bir olaya ya o yüzden doğru katılıyorum ama bu playoff istemeyi gerektirmez tabii ki. 247. Bence yapmasaydı o. Öyle mi? Puan Tamam. Ya Bence öyle bir açıklamaya girmese daha ona daha yakışan büyüklüğüne ve ismine daha yakışan bir tutum olurdu. çünkü bu senin işine yarayabilir evet de hani işine işime yarıyor diye sezon oynanırken böyle bir değişiklik istemek onun büyüklüğüne yakışmıyordu bence. Evet bu arada şeyde eee son rakip iki haftada çok kritik aslında Fenerbahçe için. Yani e, 27. haftada sana Beşiktaş maçı var. 26. bay geçiyorlar. 25'te kimle oynuyorlardı? Eee bir sonraki hafta Alanya. kimle oynuyorlardı? Alanyayla oynuyorlar. Alanya'da. Aynen. Ve Alanya'da e, Ersun Yanal'la beraber e, karşılayacak Fenerbahçe'yi. Alanya evet. deplasmanında olacak. Evet, sonra da biz oynuyoruz. Eee e, evet. Ama yani şey Fenerbahçe hep çekmiştir ya bu eski teknik direktörlerinden. Doğru. Doğru. Yani işte Aykut Kocaman Konya'da çelme taktı. Galiba işte... en yüksek puan ortalamalı ayrılanlardan biri dersin de Yanal. O şey döneminde ayrılmadan önce yani yakın dönemde o da çok yüksek gidiyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Yani o şeyde e, biz eğer böyle bir tökezlemezsek yani 27. hafta çok değişik şeyler konuşuyor olabiliriz puan farkıyla alakalı tabii orada şey yani bizim de kazanmamız gerekiyor. Dur abi, Bunları sakin. konuşmak için. Ben sakin yani. Her maça en zor Hayır zor ama yani hani şey Fenerbahçe'nin şu önümüzdeki iki maçı zor yani gerçekten. Zorduk, zor zor. Ee, bu iki maçı da kazanıp çıkarlarsa. Ama Kayseri maçı da zordu onu da söyleyelim yani. Bence yani Antep deplasmanı da zordu. Yani Fenerbahçe bence iyi çıktı yani bazı yerlerden de. Onu da söylemek lazım. O yüzden hiç gevşememek lazım abi. Evet evet. Yani, yani. O yüzden diyorum yani bu iki maçtan da iyi çıkarlarsa biraz daha direnç kazanırlar yani. Evet. Fenerbahçe o, o konuda direnç kazanabilir. Kesinlikle. Bir de bizim geniş de, kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani ya bunu, bunu, bunu bizim sonra de var konuşuruz. Şet gelmiş. Malaga'yı yeniyorduk eleştirmek mi lazım beklemek mi lazım? Basketbol falan kısmı sonra. Evet. Orada senin söyleyecek şeyler var var bir evet. Biraz, biraz transfere değinelim o zaman. Evet. Bu arada Mesela... Fatih gitmiş bunu söyleyelim. <laughs> Bugün son çıkan haber o yönde. E, PSV ile bir buçuk yıllık olmuş yani bu sene yarım hmm. yarım yıldı ya anlaşmış. Hmm. Bir gelecek seneyi de kapsayacak şekilde kiralık O zaman bizden çıkmış oluyor zaten. Bizden çıkmış oluyor. Aynen. İyi güzel. Evet. şey bu arada İngiliz basının e, şey Viola News e, attığı başlık çok güzel ya. Ne demiş? Mutsuzların vahası Galatasaray. Aynen ee, Zaniolo'nun şeyi bitti. Zaniolo'ya yeniden oldu. bitti. Ya bir tane şey var. Zoma'yı geride takip etmiş. Ya adama diyor nasıl bir şey yaptıysak, ee, ne derler ona? E, Rehabilit ettiysek adam e, nefret ettiğini bile şeye sevmeye başladı <laughs> geri diye. Bunu Fatih Hoca döneminde Onyek falan da görüyorduk hep hatta işte deli, deli taklidi yapıyor yani. Galatasaray'a gelmek için falan diye espriler vardı bunu şeyde de artık hani e, şu, bu yönetimde bu hocada da herkes mutlu yani Icardi'de bilmem ne de bence Okan hocanın da öyle şey bir tutumu yok hani baskıcı ve şey bir tutumu yok bunu şey anlatmıştı Fenerbahçe'de Alex'in falan tercümanı olan Samet vardı ya Hı -hı. E, Aragones Avrupa şampiyonu olup geliyor Fenerbahçe Brezilyalı soyunma odası herkes işte Roberto Carlos'lar David'ler bilmem ne soyunma odasına hazırlık maçı öncesi top sektiriyorlar Aragonese'de giriyor. Topun ne işi var soyunma odasında diyor. Atın şu topu şuradan falan diyor. Böyle bağırınıp çağırınıyor. Samet diyor ki o gün anladım bu kimyanın hiçbir şekilde tutmayacağını. Çünkü oradaki Brezilyalılar çok rahat eğleniyor. Maça çıkmadan önce gülüyorlar kahkaha atıyorlar. O da stresli giriyor her maça diye. Halbuki o Orada, da İspanyola. Yani Aragonese'de İspanyol yani. Evet ama onun mizacı şeydi. Alman gibiydi. Sert, ee, evet. Çok sert. Ya İspanyollar İspanyol, da böyle Feldkamp şey olmazlar yani. Hani böyle evet. Onlar da çok neşeli insanlardır genelde. Bizim Felkamp gibiydi o. Ee, orada mesela uyum tutmamış diye bizde mesela Okan Hoca'nın bence bu ikardilerle falan uyuması. Okan Hoca öyle şey bir adam değil. Höt zöt bir adam değil. 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 Yani ortamı yumuşak tutmayı biliyor. Yumuşak tutulacak. Ama mesela şey adamına göre kurmak lazım o kadroyu, şeyi, hoca seçimini. Felkamp'ın mesela 2008'de başarılı olduğu Barış Alp, Barış Özbekler, <laughs> Serkan Çalıklar falan daha böyle düşük profilli. O kadroda mesela rahat olamaz. O kadroda disiplin olmak zorunda. Evet. Yani biraz hocayla şeyin uyumunu yakalamak lazım. Biz de mesela yıldız transferler yapacaksak zaten çok kaliteli tecrübeli adamlar alacaksak onlara böyle eline başına eli sopalı adam vermeye gerek yok. Onları rahat hissettirecek. Daha onları anlayabilecek hoca tercihi o açıdan doğru oldu bence. Bir de ona ek ama bu kadar disiplin oluyorsan da kazanman şart. Yani mesela Feldkamp'tan örnek verdin. Feldkamp bir anda bir Beşiktaş maçı öncesi Hakan Şükür Lincoln Tabii, ikisini biliyorum. küt diye kesti kadro dışı bıraktı. Ama çıktı maçı kazandı. Evet. Zaten en en oynatamadığı Lincoln oldu her zaman. Evet. Onun da mesela o da şey sert hoca. Ee, o da gitti. Brezilyalı. Ee, evet o da diğeri de Brezilyalı. Gitti mesela bu nesil 2'den aldıklarından süper performans aldı. Servet Çetin'e Beckham Bauer yaptı neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Ama Lincoln'den alamadı yani. Evet. E, şeyin Cankat Yılmaz'ın transferi transfer haberi var. Evet. Celta evet. Vigo'yla alakalı. Yurt dışından Jankat'a ciddi teklifler olduğu söyleniyor bu arada. Evet, yetenekli Sebe bir kaleci çünkü gerçekten. Ne, yani kiralıksa bilemiyorum ama yani Galatasaray'ın Mustera'dan sonrasını planlıyorsa eğer e, şimdi hoca e, şeyden ne bekliyor bilmiyorum. Cankat'tan ne bekliyor bilmiyorum. Direkt yani... 11 olacak değil. Bence Celtevigo'da 1 milyon euro falan direkt Celtevigo A takım ilk 11'ine düşünmüyordur onu. Hı -hı. Gelecek yıllara yatırım. Zaten Celtevigo ile transferler çok yapıyordu. Evet. Bu mesela şeyde oynayan Napoli'nin orta sahasında oynayan İlk ben onu skatlık yaparken izlemiştim. O çocuğu mesela ilk Celta almıştı. Danimarka'dan yine Sisto'yu almışlardı falan. Celta yapıyor öyle. Genç potansiyelli oyuncu transferlerini. Yankat'a da yapmaları güzel. Teklifi. Ee... Adını İspanyolca okuman da iyi oldu bu arada. Yankat. Yankat'a Yan <laughs> da yapmaları güzel. Ee, ben de potansiyelli buluyorum Yankat'ı. İyi bir şeyi var. Atletizmi güzel yani. Ama belki misin mesela? Öğreniz. Yok canım. 1 milyon euro falan bırak. Yani şey hayır 1 milyon değil atıyorum 4 milyon euroya 5 milyon euroya bırakır mısın? Onu mesela Real Madrid gibi takımlar güzel yapıyor. Ee, satıyor. Komple veriyor ama geri alışında indirim yapıyor. Yani atıyorum Sözleşmeye madde koyuyor. Evet. Yani 15'e geri alırım diyor. mesela. Evet. Onlar için tabi para da çok olduğu için. Manchester yapıyor mesela. Hani 4'e 4 satarım ama bana 6'ya geri alırım diyor mesela. Geri alınma opsiyonları falan koyuyor. İşte bak mesela Zaniolo yu şey diyorlar ya mesela bunu Hikmet de yazmıştı eğer izliyorsa selam olsun ona e, Hikmet de böyle güzel bir detaylı bir şekilde yazmıştı bunu e, işte hani diyorlar ya ya Milan Juventus'u görmedi mi kör mü kardeşim hmm. Zaniolo'yu yolu da Galatasaray'a düştü diye İşte mesela bu Real Madrid'in Barcelona'nın böyle bir zamanı yok bu adamı rehabilite etmeye zamanı tabii yok ki, tabii ki yok. tabii ki yok o yüzden diyor ki ya bu gitsin ya veririm 15 milyon euro daha fazla. Da Rehabiliti olmuş halini. Alırım. Aynen öyle. E, forma geri dönmüş halini alırım diyor. Aynen. Ya aynı zamanda işte hikmetin direkt yazdığı cümleyle söyleyeyim. Zamanı da satın alıyor bununla. Tabii tabii ki. Yani 10 milyon euro fazladan verdiği 10 milyon euro ile zamanı satın alıyor. O adamlar Aynen. müthiş bir yarışma içerisinde ve Zaniolo'yu düzeltme <laughs> şeyleri yok, zamanları yok. Hemen bir sonraki ya maçta indirebiliriz. Ya Morinho da o yüzden gönderdi yani araları bozulmasının sebebi de yani. Morinyo'nun zamanlı olmamasından kaynaklı yani, yani böyle yani. bir şeyden dolayı. Aynen öyle. Evet transferi kapatalım mı? Olur. Hadi evet. transferi kapatalım. Şey Sonra var bir tek. Bir... Transferle ilgili. Ha. Mustafa Muhammed'in geri dönmeme ihtimali. Şey. <laughs> e, Nantsta kalmama ihtimali. Yerine de adam aldılar. Yani evet, Muhammed yine buradakiyle aynı durumu yaşandı. Ee, orada çok iyi başladı. Çok iyi gitti. Fakat sonrasında uzun vadede yine gitti. Hatırlıyor musunuz? Yani? Yani. Eski açıkta burada ilk şey sonbahar aylarında konuşuyorduk. Çok iyi başlamıştı Muhammed. Ben de şey demiştim ya başlar da hemen o iş öyle olmayabilir. İlk bara doğru Muhammed düşer. İstikrarsızlık e, istikrarsızlık başlayabilir. E, o yüzden gene bize kalabilir demiştim. Tam o şeye geldik hakikaten. Gene bize kalma dönemine geldi. Hani baktığın zaman da mesela 5 golü var. Hı, -hı. Ya yani Mustafa Muhammed'in bu kadar potansiyelli bir golcü kariyerinde en fazla attığı Mısır Ligi'nde 12 gol bir sezonda. Çünkü adamın çok büyük bir istikrar problemi var. Evet. evet. Bu arada yani, şey e, şimdi ...sevgili Yağız'dan da hemen bir haber geldi... ...bu konunun üzerine... Ee, ...Mustafa Muhammed'in... ...kesin alınmayacağına dair haberin... ...çok doğru olmadığını söylüyor... Ee, ...sanırım şu anki teknik direktörleriyle... ...yolları ayrılabilirmiş... Hı, ee, ...yeni gelen teknik direktör buna... ...bakacak, e, bakacak karar verecek... ...umarım bizdeki yüzden... ilk dönemi gibi Muhammed tekrar coşar ve... bon servisi... E, şey ...Yağız'a da bu son dakika haber için teşekkür ederim... ...valla... E... Dediğim gibi yani adamın en iyi sezonda bile 12 golde kalmış böyle 25 30 gollü mesela Jagny'nin 30 gollü sezonu var abi ve Mısır liginden daha güçlü bir ligde yani. Evet. Cagney yani. bu sene yani on... de. bu sene de Yani istikrar attı. ki Jagny'nin kafa yapısına baktığın zaman daha istikrarsız dersin ama Muhammed de evet. mesela geçen sene de abi müthiş bir Beşiktaş maçı oynadı burada değil mi? Hatırlıyorsunuz. Aynen. Hı -hı. Olağanüstü burada sezon. bir 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 sonraki hafta yoktu <laughs> ama. Evet. Yani bir günü bir günü bu kadar mı tutmaz adamın yani? Müthiş fizik potansiyel o Kerem'in kafa golünde yaptığı asist mesela Çok yani... iyi tabii yapıp normalde beklemeyeceğin ortaya kesiyor. Pası olabilir yani. dedim yani. Evet. Ya ama işte böyle. Yani yine Nantes'taki gollerine bakın bu arada. Klip çıkar. Şey dersin, fan Fambasten dersin. Yani goller yine çok şık bu arada yani. Vuruşlar çok sert, çok güçlü vuruşlar. Fan basten golleri ama yine istikrarsızlık işte. Devamlı izleyince farklı oluyor. Evet, son bir beğeni daha isteyelim şöyle güzel bir beğeni. Ee, alalım ee, izleyicilerimiz. Bir şey daha söyleyeyim söyle. geçmeden Tabii. yan branşlara. Ee, 10 Mart'ta e, müzayedesi olacak Galatasaray'ın. Ah, evet. e, galiba katılım ücreti de e, bilet 5000 TL'ymiş. Direkt depremzedelere zedeleri konteyner kent e, inşası için gidecekmiş. Orada da deprem için önemli bir para toplanması Süper. bekleniyor. Onun dışında yine Mart'ta kongremiz var. E, genel, genel kurul. Ağzıma yerleşmiş. Genel kurul var. Ee, ...ve işte bütçeler açıklandı falan ama tabii o bütçeler çok değişiyor, çok e, oynanıyor onlarla daha sonrasında. Yani çok onun üzerine konuşmaya bence şimdiden gerek yok. E, bu genel kurulda da e, özellikle bu gayrimenkul projeleri, e, Florya, e, Kemerburgaz, e, işte ada e, artı yeni alınan arazi e, ve buna dair... E, detayların paylaşılacağını paylaşmasını bekliyorum. Bu arada hemen Erdem Timur'un e, biz yayına girmeden önce yaptığı bir açıklama var. Kemal Burgaz'a Eylül ayında taşınmayı planlıyormuş Kaldasaray. Hem e... A takım hem altyapı taşınıyor değil mi? Evet evet tabii. hepsi İkisi bile, tamamıyla evet, evet. geçecek. Bana biraz sanki part part olacak gibi ha, geliyor. o olabilir. Şimdi Aha. bana da öyle geliyor. Çünkü e, ben olası gelmedi bana böyle bir Bence Kemal Burgaz tamamıyla gibi. hazır değil abi. Ben, benim tahminim biraz Kassa ya Formülü gibi Hani part part açılacak yani belki iki saha önce açılacak. İşte yanında tesis daha sonrasında işte üçüncü saha dördüncü saha tesisin genişlemesi gibi bence biraz part part gidecek gibi. Bana da öyle geliyor. Ba bu arada Batuhan Şen yazan arkadaşlar var. Ben de daha yeni bir hafta önce Batuhan Şen'le ilgili bir analiz e, mercek videosu çektim. Yani evet. bu seneki performansını detaylı olarak Çok şey da yaptım güzel merak edenler. Yayından sonra kanaldaki e, videolar kısmından. Ha Aynen. bu arada şunu söylemek Bize istiyorum düştü. bazen arkadaşlar yazıyor. Abi sizin videoları bulamıyoruz kanala girdikten sonra diye ee, YouTube'un yeni kanal sayfası e, şeyine göre algoritmasına göre e, belli bir zaman sonra e, kanalın ana sayfasından çıkartıyor canlı yayınlanan videoları ana sayfasından çıkartıyor hemen kanalın sayfa kısmında e, iki yan tarafta canlı sekmesi var. Oradan canlı görürsünüz. sekmesinden görebiliyorsunuz ancak evet. öyle durumlarda. Canlı yayınlar. Bizim yayınlarımıza oraya bakın yani. Evet, canlı evet. sekmesine Biz tıklayıp oradan. Biz çünkü hep oradan... canlı yapıyoruz. Hep evet. canlıdan evet. bakın yani. Evet. 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 Canlıdan bakın en çok izlenen videolar zaten bizim. Kemer Burgaz <gülüyor> demişken <gülüyor> 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 <Lokomotif>. <gülüyor> Murat Anoğlu da şey yapabilir. Spos dizilerinin lokomotif programı diyelim. Murat Murat Anoğlu ile şey yapıyoruz, yarışıyoruz. Yok Murat Onların Murat Anoğlu'yu başken... geçtik. Geçtik Çoktan geçti. Şeyde Kemer Burgaz altyapı demişken e, Efe performansı da bu arada son maça gittim ben Göztepe ile U19 maçı. Kaybettik gerçi ama kaybettiğimiz maçta da hem çok sorumluluk kaldı hem de müthiş bir futbol oynadı. U19'da çok uzun zamandır bu kadar iyi bir performans izlememiştim ben. Pandemiden önce de izlerdim hep U19'u. Sonra bir ara verdim işte burada yöneticilik falan derken çok fazla U19 izleyemiyordum. Şimdi yakın dönemde iki aydır yine izliyorum. Mesela şey dikkatimi çekti. E, Hamza e, abisi onun da mesela şey Başakşehir maçını izledim. Zor maçta, sıkıntılı maçta o kadar sorumluluk alamıyor. Bu biraz daha şey, ikinci çocuk olduğu için herhalde Efe biraz daha <laughs> kafadan kırık. Daha böyle daha da sert oynuyor mesela. İkinci çocuk ya onu çok fazla şımartmamışlar <laughs> belli ki. Her yere giriyor. Maç mesela kötü. Burada da mağlup olduk falan ama 75'e kadar canı çıkana kadar sorumlu kaldı oynadı falan. Son 15 dakika bayağı yoruldu zaten. Bu biraz daha şey. Babası gibi. ...daha böyle dayaktan korkmuyor yani. Göz, Gözü pek giriyor her topa. O yüzden şey... ...Efe çok sevdim. Hoşuma gitti çok. Evet bu arada şey... ...Mürsel yazmış. Mürsel de ...Gent'te buluştuğumuz arkadaşımız. Hatırlatmış. Ben de buradan teşekkürlerimi... ...ileteyim. Gent takımı deprem zamanı... ...stadını Türk bayrağıyla ile ışıklandırdı. Ve Başakşehir maçına... ...Türk taraftarları için ekstra bilet veriyor. Bir alkış hak ediyorlar demiş. Buradan. Sesimiz çıktığı kadar alkışlamış olalım. Evet Kerem, yan branşlarda sendeyiz. Yan branşlarda bir tane de magazinsel haber vereyim. Dün e, Gomis ve Belhanda ile karşılaştım. Birlikte yemek yiyorlardı. Evet. Zorlu da. E, hala onların da arkadaşları demek ki devam ediyor ve bayağı da şeyler yani. çok iyilerdi yani masada Hı. muhabbet iyiydi yani onu söyleyebilirim. E, buradan yan branşlara geçeyim. E, yan branşlarda erkek basketbol takımımız son 10 maçta 9. mağlubiyetini aldı. Ve hakikaten felaket bir yere doğru gidiyor durum. Dün Malaga maçı aslında ilk defa çok uzun zaman sonra bir takım umutlandırdı bayağı çünkü Malaga gerçekten çok güçlü bir takım yani e, şeyde de Copa del Rey'i kazandılar e, İspanya liginde yani İspanya'nın Türkiye kupasını Kral kupasını Kral Kupası gerçekten çok çok e, yine yine dilinle şey yaptın evet, aynı tamam. e, çok iyi bir takım e, ve dün yani neredeyse üç buçuk çeyrek de maçı e, kazanacak havada götürdük e, çok iyi savunma yaptık çok iyi bozduk Malagayı. Ki Floyd bu arada yoktu. Floyd'un sakatlığı yine herhalde nüksetti diye anlıyorum. Yani Floyd transferi zaten bir bence kepazelik bu sene yani. Maalesef ben en başından beri yanlış olduğunu savunuyordum. Adam zaten hiç oynayamıyor bile yani. Ee, bu sakatlıklardan da sonra. Ee, fakat yine maalesef maç sonunda bu sene Pistolis'in birçok defa maalesef başına geldiği gibi... ...maç sonunu çok kötü oynayıp ve inanılmaz bir son top savunması yapıp... ...rezalet anlamına söylüyorum. Savunması. Abi match-up zone yaptılar evet ama e, şöyle ha. oldu... Gardların ikisi de bir, birbirinin adamını takip etmedi ee, karıştırdılar her şeyi birbirine hmm. ve yani gerçekten e, öyle bir zamanda hani yenecek bir sayı değil o böyle maçın ne bileyim e, ikinci çeyreğinin işte ne bileyim ortasında falan hani biraz böyle gevşekken falan e, olabilir ama abi son topta nasıl bu kadar bahariz hata yapılabilir İnanılmaz yani gerçekten bu seneki erkek basketbol takımını anlatıyor gibi sanki. Ee, ya maalesef şimdi bana da insanlar da tepki gösteriyor bazen. Ya niye eleştirmiyorsun? Niye artık basketbol takımı konuşmuyorsun? Abi ben sene başında e, yani şeyi söyledim. Gerekli eleştirileri. Abi şimdi yemeği yaparken diyorsun ki mesela ya buna tuz konmaması lazım bu yemeğe. İşte biber koymanız lazım diyorsunuz mesela. Adam gidiyor abi tuzu boca ediyor. Biber de koymuyor. Ondan sonra da berbat bir yemek çıkıyor ortaya. Yani ben zaten söylemiştim yani bunları. Anlatabiliyor muyum sene başında? Yani bu şekilde Yemeği bu şekilde yaparsan bu yemekten bir cacık olmaz yani. Baya kötü bir yemek elde edeceksin ya. Bu belli. Şimdi e, maalesef abi çok kötü bir yemek çıktıktan sonra da ya bu yemek kötü demeye artık dilim varmıyor. Bu sene kayıp bir sezon oldu maalesef. Galatasaray. Biraz şey zul görüyorsun yani. artık ya, ya, Hakikaten zul görüyorum. Aynı, şey aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmanı da yani bir anlamı şey yok. Hani, Erdem Timur ilk geldi göreve. Yani burada bir sorumluluk aldı. Geçen sene basketbolla başladı ve basketbolda çok güzel işler yapıp futbola evet. geçti ya. Yani Galatasaray'da belki taşın altına elini koymak isteyen ve gelecekte bu yönetimde böyle Erden Timur gibi figür olmak isteyen kişiler de aslında biraz daha yan branşlardan öğrenerek gelse hem tecrübe ederler hem de yan branşların gelişimine katkıda bulunabilirler sanki orada çünkü bir açık var gibi hissediyorum. Ben. E, katılıyorum ancak burada tabii şunun yani bazı insanların da hakkını yememek lazım. Şimdi geçen sene birincisi Barış Nane'nin oradaki varlığı Erden Timur'a olduğu bence. E, İç, içerideki destek yani e, profesyonellerle olan ilişkisi, onu yönetime bağlayışı aynı zamanda da e, kadro kurulumundaki o dönemki katkısı yani çok değerliydi. Şimdi Barış Nane figürünün oradan çıkması burada çok negatif etki yarattı. Ya bir figür üç tane bağı kopardı. Birincisi e, işte e, teknik kadroyla yani e, Turgay Zeytin gözle işte e, pistiyolisle olan bir bağı vardı. İkincisi Erden Timur'la olan bir bağı vardı. E, ...gizli patron, yani Hı -hı. basketbolun Hı -hı. gizli patronu. Üçüncüsü de yönetimle evet. bir bağ kuruyordu. E şimdi bu bu bağ... ...bu bağı da gerçekten... ...zor tutuyordu biliyoruz yani hani evet. o dönemlerde işte oyuncularla olan durumlar... ...yönetim, işte Erdem Timur vesaire falan filan. E, şimdi... ...ortada böyle bir bağ yok. Tabii. E, Erdem Timur bir de... ...aslında biraz daha yakındı... E ...şimdi biraz daha uzaklaştı. Evet. Aslında o bağ, o bağ daha da kopmak... E, ...şeyinde, ucu, e, eşiğinde. Ee, ...ve şu an o yok. Ve Erdem Tübul biraz daha uzak. Bir de tabii şunu da eklemek lazım. Ben burada Ekrem Hoca'nın da hakkını vermek istiyorum. Geçen sene Ekrem Hoca... ...evet bence de coaching anlamında yeterli gözükmedi. Ee, erkek basketbolda üst seviyelere çıkmak için. Ancak e, kadro kurulumunda... ...ve kendi ekibiyle yaptığı... istişareler sonucunda... ...getirdiği oyuncuların hepsi çok doğru transferlerdi. Yani bu sene pistiyolis transferde... ...mahvetti bence. Bir de şöyle bir yorum yani... var. Katılır mısın Kerem? Yani geçen sene de biraz... O oyuncular bize ekstra kaldı. Tabii ki. Evet. Çok yani burada şansla Aynen kaldı. öyle. Yani Melo'nun, Black Sheron falan sana kalması o bütçeyle. O bütçeyle tabii yani biz aslında 2 iki, iki buçuk milyon Euro'luk bir bütçeye 4,5 5 e, milyon Euro'luk bir kadro kurduk geçen Oğulcan'la konuşmuştuk. O ha. o söyledi bana. Ya kesinlikle öyle. Şimdi bu sene onu o maalesef öyle olmadı. Bu sene ise tam tersi oldu bence. Bir sürü e, bence hafiften de overpaid vasat oyuncuyu doldurduk biz. Ondan ötürü de kendimizden daha güçlü takımları falan yenebilir bir pozisyondan da çıktık. Bir de üstüne organizasyonel anlamında kötü durumdayız. Yani ben sene başından beri bu maaşlar zamanında yatmalı diye hep burada konuşuyorum. Yani maalesef maaşlar geriden geliyor. Maaşlar geriden gelmesine bence alışık bir organizasyonel yapı da yok. Turgay Zeytingöz bambitte Allah var çok iyi bir organizasyonun içerisinde yürüdü hep. Şimdi bence bu paraların ödenmediği senaryoda işlerin karıştığı senaryoyu falan yönetmeyi ben Turgay abinin şey de ne mu? kadar bildiğine emin değilim bir antrenmana çıkmadıkları ya da çıkmamak için valla bir adım attıkları doğru mu oyuncuların buna cevap vermeyeyim ben ya ama yani evet evet kötü şeyler olmuş şu Hı -hı. şey arasında depremle yani o depremden kaynaklı arada antrenmanla alakalı falan sıkıntılar yaşanmış aksayan durumlar var olmuş. daha da büyük bir şey var bu arada burada da bir, bir dedikodu daha vereyim yani bu hakikaten şey enteresan bir olay çünkü. iki tane de yardımcı antrenörümüzde e yollar ayrıldı bu süreçte. Biri Gökhan Turan ki yanılmıyorsam 6 ya da 8 yıldır fanga Galatasaray'daydı. Öteki de Cenk Akyol. E ve bunların ikisiyle de Pistiolis'in isteğiyle yollar ayrılmış. E ben daha sonrasında bir şey duymuştum. Hani ya doğru değildir falan diyordum ama Ergin Ataman'ın kulüpten bazı insanları arayıp... ...ya nasıl bunları gönderirsiniz? Hani bunlar Galatasaray'ın ...kaç yıllık emekçisi işte Cenk Belk daha yeni geldi ama sonuçta Galatasaray'dan da önemli bir fikir. Ya niye nasıl böyle bir şey yaparsınız falan dediğini duymuştum. Ya ben pek ihtimal vermemiştim ama daha sonrasında çok enteresan Ergin Ataman ikisini de milli takım aldı. Ee, milli takıma hemen e, yardımcı transfer etti, olarak yardımcı. Ay, transfer etti duyduğum kadarıyla. Ya Şimdi bu o, tabii enteresan gerçekten burada bir pistörüsle e, kendi ekibi arasında da bir sanırım sıkıntı oluşmuş. Hı hı. Yani organizasyonel anlamda maalesef şu anda hep transferler zaten hatalıydı. Burada hem Turgay Zeytingöz'ün hem e, Pistiyolis'in hem Kerem Tunçer'in sene başında olan herkesin payı var. Artı e, yönetimin ilgisizliği bence birazcık ve e, maaşlar konusundaki yaşanan problem ayrı bir konu. Genel anlamda tamamıyla erkek basketbol takımı çöktü ama sadece erkek basketbol takımı değil. Bu sene 100. yılda her branşta şampiyon olmayı hedefliyoruz diyen bir yönetimin şu anda futbol dışında ve kadın futbol dışında elde hiçbir şey yok ve işte gayrimenkuller ama o zaten sportif bir şey evet. değil. Şu anda elinde hiçbir şey yok. Yani kadın basketbol evet e, bence Euro Cup'ta da olduğundan sebep bir şeyler yaptı. E, ve orada iki tane de tabii çok yüklü miktarda para harcanarak yapılmış iki transfer var orada. Yani iki büyük transfer var. Yani Mekovun ve Azura. Bunlara paranın da çıkması bunlara etkiledi. Fakat e, diğer branşlarda maalesef çok kötü dersler. Yani şimdi bu hafta mesela neyi konuşalım? Çukurova mağlubiyet. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacaksın. o da mağlubiyet çünkü Prince oynamayacakmış büyük ihtimalle. O da yani büyük ihtimal mağlubiyet olur. E, erkek voleybolda playoff dışı kaldın. E, Fenerbahçe yi yine Fenerbahçe'ye yi kaybettik. E, kadın voleybol keza işte belki playoffa girecek girmeyecek ama bütün takım da aldı. Hatta şu yöneticisinde istifa edeceği konuşuluyordu geçen hafta. E, ne olduğu belli değil. Orada da yine bütün bunların hepsinde de yine ödeme problemleri var. Yani şimdi hani e, ner, bir yerde haklarını veriyorsak hani bu gayrimenkul konusu futbol konusu ama diğer branşlar diğer branşlar hepsi futbol. Bollebolda yani. yönetici istifa ederse geliyor gelmekte olan olur mu? Yok sanmam. Yok. Ha. Ali abinin ben de artık voleybola döneceğini sanmıyorum. Hmm. Ali abinin okay. tamam. yeri daha karlar. O typeciğim. O ayrı. Ee, o yüzden. Yani bu bunları da yani bir konuşmak lazım. Hakikaten durum çok kötü yani diğer branşlarda. Ee, bakalım. Yani inşallah inşallah toparlanır. İnşallah. Gelecek seneler ama benim de duyumum açıkçası hiçbir branşta bütçe arttırılmayacağı gibi tam tersine bütçelerin gelecek sene düşeceği. Bütçeyi düşürün ama zamanında ödeyin. Bak hakikaten en önemli mesele o. Yani erkek basketbol takımının bence mesela Russell transferi de çok hatalı oldu. ondan net konuşmak lazım bugün. Hani bir iyi oyun kurucu olsam Alaga'yı yenmiştin. Ama bu kadar dağınık, bu kadar daha toy, genç bir adamı zaten karışık bir kadroya koyduğun zaman olmuyor işte. Şimdi ee, hal böyleyken dediğim gibi yani bu ee, bir de maaş ödemesi bilmem ne karışınca iyiye gidebilecek bir şeyleri de toparlayamadık yani. Evet. Migros sütü içseler de halbuki her şey iyiye gidebilirdi. Boyları da uzardı. <laughs> Basketbolculara <gülüyor> ve bolyapolculara evet, özellikle öneriyorum. <laughs> Ağzına sağlık Kerem. <laughs> evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Benim yok. Ağzınıza sağlık. Hadi son olarak son bir e, şey yapalım. E, beğeni isteyelim. Ve aynı zamanda canlı yayın bittikten sonra da yorumlara bekliyoruz. Cumartesi akşam da bekliyoruz. Evet, cumartesi akşam da yine maçtan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Böyle kaldığımız yerden coşkulu Maç yayınlarına devam ederiz. Şöyle bir 4-0-5-0 falan burada gelip. Çok şey yapma çok da öyle yani. yani. Uçma o kadar da inşallah. yani. 3 evet. puan olsun yeter. İnşallah. Bir buç Yani 0.5-0 sıfır sıfır yeter benim için. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça